düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak, heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni geleyim. Çok üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün, taşın geri geleyim. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Muhtemelen resmen babamı boşayacak. Karıcığım resmen boşayamaz. Resmen boşayabilmesi için resmi olarak evli olması gerekir. En fazla 3 talakla boşayabilir. 3 talak ne ya? Şimdi anamla babam imam nikahıyla evli oldukları için 3 defa boş ol, boş ol, boş ol demesi lazım. E tabii onun da babamın demesi şartıyla. Hazarcığım. Mehteber anne içeride eşyalarını hazırlıyor. Tamam mı? Evi terk edecek. Sen buna mı taktın yani? Ya benim anlamadığım sen niye buna bu kadar fazla takılıyorsun? Mehteber ana senede 2 kere düzenli olarak evi terk eder. Sonra da geri gelir. Ya bu bizim ev için rutin bir şey sevgilim. Bu sefer çok ciddiydi. Karıcığım her seferinde öyle görünür merak etme. Yani biz buna alıştık. Sen de alışsan iyi edersin. Aa! Ben alışamam Hazar, ben alışamam. Ben şimdi gidip Muhteber Ana'ya ikna edeceğim. Ya da kalender babamla konuşacağım, evet. Karıcığım bak sakın, sakın Muhteber Anam'ın yanına gidersen yemin ediyorum bütün acını senden çıkarır. Sonra oğlan sana olur demedi deme. O zaman Kaan abim bir şey yapsın. Annesi evi terk ediyor ya. İnan bana şu an en sakin ve dingin kişi Kaan abim. Öyle bir şey mi olur Hazar? Sevenlere barıştırmak lazım. Sevenler mi? Vallahi karıcığım, anamları bilmem de babamın hiçbir karısını sevmediğine eminim ben. Ne dedin sen? Ben şaka yaptım karıcığım. Hani babam hep öyle diyor ya ondan diyeyim dedim. Bu işin şakası yok Hazar. Bu işin şakası yok. En büyük kaynanam evi terk ediyor. Ben böyle elim kolum bağlı oturamam. Ya karıcığım çok şükür diyeceğine, darısı diğerlerinin başına diyeceğine sen burada kendini paralıyorsun ya. Hazar, canım benim. Ben bu evin yeni geliniyim. Kaynanası yeni gelin mi olur ya? İki tane daha var. Onlarla idare edersin. Bir şey olmaz. Ben idare edemem. Ben idare edemem. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Muhteber anne ikna edecek birilerini bulmaya. Allah Allah. Adios. O da demiş ki böyle yaparsanız buraya kimse gelmez. Ben inanamıyorum ya size. Gerçekten inanamıyorum. Hayırdır kız neyimize inanamıyorsun? Neyiniz olacak? Burada oturup keyif çayınızı içiyorsunuz. Oh afiyet olsun. Ya ne içecektik? Ayran mı içecektik? Kız Allah kahretmeyin seni. Ben ayrana tövbeliyim. İçmem ayran falan. Ya ne ayranından bahsediyorsunuz siz Allah aşkına? Muhteber anne içeride eşyalarını hazırlıyor. Ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hemen. Vallahi Bella yengem doğru diyor Nazgül. Hadi git de anama yardım et. Gelinisin sonuçta. Ayo. Ya delirtme insanı ya. Ben onu mu diyorum? Yardım etmeyin diyorum. Vazgeçirin diyorum. İkna edin de gitmesin diyorum. Nazgül bu kız ne anlatıyor? Diyor ki gitmemesi için ikna... Ne? Kız sen delirdin mi? Ben canımı sokakta mı buldum? Yaralı aslanın yattığı yere gideyim de üstüme saldırsın. Felekimi şaşırsın man oldu. Tamam. Ama yaralı aslanı iyileştirmezseniz o zaman sonuçlarını da katlanırsınız.
Ya yenge ne sonucu, ne aslanı, ne hayvanı, hayvanat bahçesi mi burası ya? Vallahi Allah. Tamam yaptı. Ya sabır alalım ya sabır. Şimdi bir düşünün bakalım. Ha? Bir düşünün. Möhteber annem gibi dişi bir aslan güçten düşerse, hatta yuvasını terk ederse neler olur? Diğer dişi aslanlar size neler yapar? Ne yapar kız? Çok heyecanlı oldu. Anlatsana ne yapar? Kaan. He. Doğru söylüyor. Bir belgeselde izlemiştim. Derler ki erkek aslan yuva kurabilmek için dişi aslanın önceki ailesinden olan bütün fertleri öldürdükten sonra dişi aslanla mutlu mesut bir hayat yaşar. Böyle olur. Evet böyle olur. Vay terbiyesiz aslana bak sen. Kız hakikat öyle mi? Vallahi mı? He vallahi Kaan. Ya bütün aslanın çocuklarını, torunlarını hatta en önemlisi gelinlerini bile öldürüyorlar. Anam kalk 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 kız kalk 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 kalk. Gidelim anamı durduralım yoksa vallahi o dişi aslanlar bizi de yer. Koş koş koş. Evet işte bu. Çabuk. Aslanlarını düşünün. Yavrularınızı düşünün. Aferin Bella. Like belgesel izliyorum. Oh. Ana! Ana dur! Ana! Ana dur gitme ya! Dur. Ya ana dur Allah için dur dön! Oğlum! Nereye gidiyorsun ana? Babamın evine! Ya ana sen delirdin. Babanın evine gideceksin de meydanı bak babalara bırakacaksın. Baksana nasıl mutlular sen gidiyorsun diye. Kız sen hangi meydandan bahsediyorsun ki? Hangi meydan benimdi de bırakıp gidiyorum? Ya bana bu konakta bir avuçluk yer bıraktı mı ki ne? Bak sen eğer bu konaktan gidersen bu senin kumaların var ya beni iki dakikada küçük beslemeye çevirirler. Ne olur gitme ana ne olur. Ya oğluşum kazık kadar adam oldun ha. Bak kendini de çocukları da ezdirmeyeceğim. Ana sen kumalarını tanımıyor musun? İki tane ortalık karıştırıcı yüzünden bizi sevenlerini bırakıp gideceksin yani. Ya hangi sevenlerden bahsediyorsun sen Nazgül ya? Anda bir sen bir oğluşum. Ya bu konakta beni başka seven bir Allah'ın kulu daha var mı? Ben varım, ben varım. Biz de Pambuk Leydi'nin yanındayık. Affedersin karıcığım. Biz derken? Sen, ben, bir de ben. Yani biz barabar Pambuk Leydi'nin yanındayık. Özür dilerim karıcığım ama lütfen kendi adına konuş, beni karıştırma. Çünkü ben tarafsızım. Gördün mü Kamil bacı? Hiç kendini yorma. Ben de göreceğimi gördüm. Kumalar! Kumalar! He, sonunda istediğiniz oldu. Ha, benden kurtuldunuz. Ama asıl ben kurtuldum. Anda siz bu adamın kuması olmaya devam edeceksiniz. Ama ben mehteber duran kadın kişisi olarak hayatımı özgürce yaşayacağım. De haydi ben kaçar. Ver şunu. Ana. Ver lan. Ne ana? Evet. Ne dersiniz karılar? Siz de möhteber gibi hürriyete kanat açmak istemez misiniz? Ağzından yel alsın ha. O ne biçim laf öyle? Yok ha. Biz ha böyle senin kanatlarının altında gayet iyiyiz. Hadi ya. Haydi kararını ver. Benimle misin yoksa bu kelindir ağamla mısın? Ama... Ne ama benim yanımda mısın yoksa onun yanında mısın? Haydi söyle be. Ama hayatım bu kararlar böyle aceleye gelmez ki. Bana biraz zaman ver lütfen. Sana zaman falan veremem Kamil. Yok zaman falan. Ben Pambuk Leydi'nin yanında olacağım. Hadi bakayım şimdi gidiyorum odadan bütün eşyalarımı topluyorum. Bu konağa bir daha dönmemek kaydıyla bu konağı terk ediyorum. Elveda ortaça, elveda faalete, elveda kalindir am. Haydi bay bay. Ama bu haksızlık. Ne
Sanki olmuş ama biraz daha kaynasın. Ya gülüm, Allah aşkına bırak şu fırçayı çamaşırsın ya. Ellerin açın ellerin. Ya ben gayet iyiyim aşkım. Şuraları beyazlatmadan hayatta kalkmam buradan. Ya sadece fayanslar mı? Ciğerim de ağrıdı. Hayır, maske de takmıyorsun, böyle çamaşır suyunu soluyup duruyorsun. Aşkım, ben iyiyim diyorum. Ya hazır sen yemeği yapıyorken ben de şurayı rahat rahat temizleyeyim işte. Yemek yapıyorum. Ben yemek mi yapıyorum, atım mı parçalıyorum belli değil. Şu halime bak! Ay var ya, yani şuraya iki damlacık çamaşır suyu sıktım diye demediğini bırakmadın gerçekten. İki damlacık sadece. Kız neredeyse o yüzümüzü çamaşır suyla yıkayacaksın. Allah'ım her yerime silmiş kokusu. Gece sana mı sarılıyorum, babaya mı belli de zaten. O kadar korktun yani. O ne demek ya? İki temizlik yaptım diye dinleyecek laf mı bu? Aşkım öyle demek istemedim şimdi ben. Bak, sakin, sakin, sakin gülüm. Bırak onu elinden, bırak. Sevdiğim, ben menekşe kokulu yerimi özledim. Çok bir şey istiyorum. Demek artık güzel kokmuyorum ha? Sen de koklamazsın, olur biter. Ya ne alakası var gülüm? Ben sana her türlü sarılırım, kurban olurum sana. Ben sana kıyamıyorum, onun için bunları diyorum. Ben iyiyim. Gülüm, Şirin, iyi misin? İyiyim Baran, iyiyim, iyiyim. Ya Allah peygamber aşkına bırak şu fırçayı elinden gülüm, bırak ya. Ya. Beni bırak seviyorsan... Ya kalk ya. Bırak. Tamam kalk gülüm, kalk. Bitti, bitti. Şirin. Bırak. Şirin, ne oldu? Aha bak, olan oldu. Ya Allah. Ya hala şu fısfısı elinde tutuyor. Ha bırak. Şimdi temiz havayı alınca da bir şeyin kalmaz. Ben de sana bir ayran yapayım bir. Sakın fırçaladığım yerleri basayım deme. Eğer iz kalırsa seni yakarım. Hala fırça diyor. Hala iz diyor. Ayranın geldi gülüm. Ne oldu Baran? Al, al, al gülüm, bir şey yok. İç gülüm. Her yerde bez, her yerde bir şey. Yıldım Allah'ıma, Kur'an'ıma. Her gün temizlik, her gün temizlik, her gün temizlik. Lan! Abla! Lan! Abla! Sen her gün temizlik, her gün temizlik yapıyorsun ha? Abla yanlış anladı. Açıklayabilirim. Lan neyi açıklayacaksın, neyi açıklayacaksın? Ahanda gelin kaseyi devirmiş yatıyor. Nasıl temizlik mi yapıyorsun? Baran, sen yerleri mi siliyorsun? Ben sana sadece yemek yap diye izin verdim. Yerleri sil diye değil. Lan! Lan ne izni? Ne yemeği? Lan, lan sen koskoca utanmıyor musun ya? Ya abla göründüğü gibi der olay. Ha görünen köy kılavuz istemez. Ya biz seni gündelikçi gibi temizlik yapasın diye mi everdik? Ha? Kız abla ne biçim lafları açıklayabilir? Neyi açıklayacaksın? Çekil çekil. Kız sen de kaldır şu kaseni. Görümcen geldi ha. Görümcen. Görümcen mi? Ama Mühteber anneme ne oldu? Ana mana yok. Görümce. De haydi bana bir bardak soğuk su getir. Sen değil. Sen de haydi kalk. Haydi. Haydi. Evet, evet. Hayat. Ah Vaveyli. Gördü Zegil. Koca konakta bir başıma kaldım öksüz gibi. Saçmalama Nazgül. Bak biz varız. Kalender babam var. Asiye ana var. Gıni ana var. Kocalarımıza pençeyi takmak için bekleyen üç tane atmaca var. Sen hiç meraklanma bacım. Ben o atmacaların pinçelerini böyle yemeğimin kenarısına çatal niyetisine koyarım biliyor musun? Affet ya. Bu nedir ya? Tabanca evet. Kim ki bu? Bakayım. Sen az önce tehlike dediğin değil Nazgül. Konağa yaklaşıyor, çabuk yürü. Hoş geldiniz. Hoş gördük, salam. Buyurun bacı, kime bakmıştınız? Mene Kaan Bey zengelemiştim, annüel terapi için gelmişim.
Elle tedavi yani. Ney? Kaan Bey. Hı-hı. Ya Manuela sen kim oluyorsun da kimin kocasını ellemek suretle tedavi edecekmişsin? Ya dur Nazgül dur. Siz fizyoterapist uzmanısınız. Hı-hı. Oksana Hanım da sanırım. Belli belli adım Aksana. Biyoenerji ve fizyoterapi uzmanıyım. Kan için değil. Hasar için geldi hanımefendi. Düzenli olarak Hazar'a masaj tedavisi uygulayacak. Buyurun gidelim Oksana Hanım. Akşam yatağa da çağ. Tövbe yarabbim kızı satma beni çadırdan çatlatacak ya. Vallahi beni de bu konakta gittikçe artan güzel kadın popülasyonu çatlatacak. Bir noksanamız noksandı. Mevlam yağdırdıkça yağdırıyor. Vallahi güç kaybediyorum. Kaybetmeyeceğim bacım. Kaybetmeyeceğim kız. Dik dur. Sağlam dur. Hem biz bu karılar gemisini çok gördük. Bunlar bize vırız gelir, tırıs gider. Affet. Ben diyorum ki böyle yanaklarıma botoks neyin yaptırsam, kaşlarımı şöyle askıya aldırsam, dudaklarıma da dolgu yaptırsam. Böyle geçsin. Ay evlerden ırak ol. Kirten kelebeğe benzedin. Kaan. Kaan. Kız teket. Hadi yürü, yürü. Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. Aşkım, müsait misin? Müsaitim aşkım, ne oldu? Oksana Hanım geldi de. Öyle mi? Gelsenize içeri. Buyurun. Merhaba. Aksana Hanım, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Kusura bakmayın, terliyim biraz. Yok, önemli değil. Eksine istiyorsunuzsa terini soymadan hemen tedaviye başlayalım. Detayları da ile danışarız. Tabii, tabii. Nasıl isterseniz. O zaman siz Hazar Bey'in üstünü değiştirin zahmet olmasa. Masaj için hazırlayın. Tabii, tabii. Atletini çıkaracağım değil mi? Hayır, masaj salonlarındaki kimi. Her şeyini çıkaracaksınız. Yani bir havluyla kalması yeterli. Tamam, hemen hazırlarım, hazır. Ben çıkayım, siz hazır olanda bana haber edersiniz, yakışı? Aa, olur. Bu taraftan da mı çıkın istersiniz? Bu arada bir şeyler içmek ister misiniz? Yok, teşekkür ederim, çok sağ olun. Çantanız alabilirim isterseniz. Teşekkür ederim. Oğlum, anam da gitti. Tek başıma kaldım bu koskoca konakta. O ne? Allah'ım o ne? Gökhan çabuk bak, insan mı o, ne o? Bu kim? Oğlum bu evi periler, huriler, elfler neyin mi bastı? Bu insan mı? Bize geliyor bu. Geliyor. Ha bu şey. Oksana Hanım değil mi? Evet, evet. Ben Kaan Bozok. Sizi ben aradım, çağırdım. Buyurun oturun. Şad oldum. Ben de Gökhan Bozok. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Çok şad oldum. Eğer açsanız size bir şeyler hazırlatayım. Yok, teşekkür ederim. Ben Hazar Bey'in hazırlanmasını gözlüyorum. Hemen tedaviye başlayacağım. Şimdi tam olarak ne yapacaksınız? Masaj mı yapacaksınız? Yok, ben masaj yapmıyorum. Ben uyaracağım. Ne? Sinir uçlarını. He, sinir uçları değil mi? Ya benim de sinir uçlarımın hiçbiri tutmuyor. Allah sizi inandırsın. Vallahi kesinlikle çok acil uyarılmaya ihtiyaçları var. İsteseniz sizinle de seans yaparız ama önce Hazar Bey'in tedavisini bitirmeliyim. Sonra size geçeri. Tabii önce Hazar değil mi? İçeri tabii önce. Oksana Hanım, Hazar hazır. Heh, tamam, gelirim. İcazenizle. Ne? Ben de gelirim. Allah'ım yarabbim, bu ne ya? Oğlum Gökhan, bizim karılar mı çok çirkinleşti yoksa bu karı mı çok güzel? Ben bir an karar veremedim. Ya abi iki dakika rahat dur ya. Beni de kendine benzettin ya. Biz var ya oğlum, çok erken evlendik, çok. Hadi hadi kalk, hadi kalk. Karılarımızı görmeden gidelim abi, hadi. Ben şuradan şuraya gitmem Gökhan. O kadın benim sinir uçlarımı uyarmadan ben hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Abi saçmalama. Nazgül yengem eğer duyarsa var ya, senin sinir uçlarını öyle duyar ki ömür boyu böyle erkek çakmış gibi gezersin ha. Sus, gereksiz espri yapma bana. Benim bir yol bulmam lazım. Aha. Eğer ki Nazgül'ün gözleri önünde kendimi tedavi ettirebilirsem Nazgül bana hiçbir şey diyemez. Abi kendine gel bak, Nazgül yengeme benzemeye başladın ha. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır Gökhan.
Ben illaki bir yolunu bulacağım. Ama nasıl? Hay Allah'ım yarabbim yarabbim. Kolumu mu kırsam? Yoksam kafamı mı kırsam? Yoksam sinir uçlarımı doktan mı aldırsam? İndi ben belli noktelere tokunacağım Hazer Bey. Sinir uçlarını uyandırmaya çalışacağım. Siz nese hissedin değil mi, ne deyin? Hiç ne hissedemirsiniz Hazer Bey? Hissetmiyorum. Hissetmiyor ama geçen gün bir anlık ayağa kalktı Oksan Hanım. Ya doğrudan. Bu çok yakışı bir gelişmedi. Demeli tedavide kısa müddet arzində netice elde edebiliriz. Şey, bu masajı ben de yapabilirim herhalde değil mi? Yok, öyle göründüğü kimi kolay değil. Yani önemli noktalar var ki onlara temas etmek önemlidir. Abi, Allah için kalk şuradan bak, bir gören olacak. Şişt, konuşma. Oğlum var ya, kadın acayip profesyonel ha. Abi, bak Allah'ın adını verdim. Hadi kalk gidelim bak. Ya resmen kardeşin odasını röntgenliyorsun ya. Oğlum ben kardeşimi değil, direkt kadını röntgenliyorum. Ya ne röntgenlemesi, saçma sapan konuşma. Ben bakıyorum kadın işini yapabiliyor mu diye. Dadan savsaklıyor mu, savsaklamıyor mu? Kardeşimizi kime teslim ettiğimizi öğrenmeyek mi? Sen kimi kandırıyor ya? Yersen yeğeni kandırıyorum. Hadi konuşma, sus. Evvelce ben 30 derece altında kaldırıp indireceğim ayaklarınızı Hazer Bey. Şimdi özünüz eleyin. Buyurun. Yapamıyorum. Narahat olmayın. Seanstan sonra yapacaksınız. Bir neçe seans cemi. Ha, bu kolaymış. Kaldırıp indiriyorsunuz. İşte bunu yapabilirim. Ha, bunu günde 3 defa egzersiz olarak eleyin. Yani kasların sizin yardımınızla da olsa çalışmağı çok önemlidir. Siz hiç merak etmeyin. Günde 3 değil, 13 kere yaptırırım ben bunu. Bütün kaslarını çalıştırırım. Oğlum var ya, yemin ediyorum bu adamdaki keyif bozu beyinde yok ha. Ne oldu, ne oldu, ne yapıyor, ne yapıyor? Ne oldu koçum, merak mı ettin? Ne yiyor, bir kaçıyor, sana bir kaçıyor bakayım. Bak oğlum bak, gözün gönlün açılır, bak bak. Afet, ben bir diyet duymuşum. Günde bir sap maydanoz yiyorsun, ayda 10 kilo veriyorsun. Demek ki, peki ölmemeyi nasıl başarıyorsun? Ne oluyor ya? La Gökhan! Hayırdır canım, siz orada ne gözetliyorsunuz öyle? Şşt, ses etmeyin, ses etmeyin, durun. Neyi gözetliyorsunuz siz orada? Gözetlemek yok Nazgül'üm, kontrol var, kontrol. Kime? Ya bu yeni gelen masajcı bir kadın varmış ya. Abi işte ya abi, abimin içine dert olmuş biliyor musun? Acaba dedi, bu kadın dedi, kardeşimize dedi, doğru bir tedavi uyguluyor mu dedi. Demedim abi. Aynen öyle dedim Nazgül'üm. Aferin benim kardeşime, hiç unutmamış valla. Ben kadını kontrol ettim, bakalım işini yapabiliyor mu, yapamıyor mu diye. Fakat bir anladım ki kadın işinin ehliymiş. Öyle mi? Kadın senin çok hoşuna gitti demek. Kadın beni ilgilendirmez, ben ona bakmam. Ben işine bakarım. Çünkü diyorum ki, benim sırtımda da kireçlenme falan var ya, belim belim feci. Şöyle bir kendime baktırsam diyorum, her bir yanım domur domur oldu vallahi. Vallahi ben seni öyle bir ele alırım, o zaman her yanın domur domur olur. Ya karıcığım niye öyle hemen pençelerini çıkartıyorsun? Allah Allah. Bak Bella yengeme, Hazar mesaj yaptırırken, terapi yaptırırken ne güzel başında duruyor. Sen de benim başımda dursan, ben de şöyle belime, sırtıma falan baktırsam olmaz mı ha? Olmaz mı? Olur tabii. Senin istediğin yeter ki terapi olsun. Asla karım benim. Gördün ha? Terapi nasıl oluyormuş hanımefendi? Gördün ha? Kız bütün bellerim kırıldı, in üstümden. Ya yenge, bırak artık yeter bence abime işkence. Aman terapi sensin. Bak adam inim inim iniyor ya. Bunu o röntgenci el alemin odalarını dikizlemeden önce düşünecekti. Dikizlemek yok, kontrol var, kontrol.
Ha, ben seni bir kontrol edeyim bakayım sağlam kemiğin kalmış yoksam yok. Ha? Ha? Benim ayrıldı benim. Sen elin azeri karılarına kendini elleteceksin yoksam yok. Nazgül tövbe. Yeter, yine üstünden atıp bırak yeter. Bak bak bak. Sen beni üç çocuklu lahusa karını neredeyse tepe taklak düşürecek miydin? Bana bir şey oldu. Hareket edemiyorum. Aa, kız. Belim tutmuyor vallahi, belim tutmuyor. Üf Nogre. Yemin ediyorum belim tutmuyor. Hareket edemiyorum. Abi. Mutant oldu bu. Gidemiyorum. Kalkamıyorum. Ha? Abi. 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 Yani senin anlayacağın bacı, ayak müşterek diye bir şey ettik öyle. He, yani evde iş tutmak için evlendin, ha? Ya Mühteber anne, ne var bunda? Yani evde iş bölümü yaptık kendi aramızda. Anne değil, görümce. Ha, sen yani kendine al, bunu yakıştırıyorsan beni enteresan etmez. Vallahi ben aşiretimin ağası olabilirim. Ama karımın kölesi olurum icabında. He, sen olacağını olmuşsun. Çık aşağı üstündekini, indir ayaklarını. Ha, bu düzen bundan sonra böyle gitmeyecek ha. Sen de benim kardeşimi hizmetçi gibi kullanamayacaksın. Çünkü artık ben geldim. Ben. Artık derken ha? Kalender ayı terk etti. Bir daha da dönme. Aha, hep öyle olur zaten. Ama birazdan Asiye Ana ile Ayşe Ana gelir, seni alır götürür konağa. Bu seferki başka. Ben artık o sırtlanma on şuncacık bile itimat etmiyorum. Yalnız o sırtlan dediğiniz benim annem oluyor Mühteber anneciğim. Anne değil, görümce. Ya o sadece senin anan değil, tüm kötülüklerin anası. Ya Ayşe'yle birlik olup bana öyle bir oyun ettiler ki şeytanın bile aklına gelmez ha. Bana dediler ki sen git kalender ağaya böyle postanı koy, biz senin arkandayız dediler. Ben de resti çektim arkadan el salladım. Şaşırdık mı? Hayır. Yani tam anneme göre bir hareket. Neyse. Yani bu süre içerisinde iyi kötü ortaya çıktı. Dost düşman belli oldu. Artık biz de önümüzdeki maçlara bakacağız. Kesin dönüş yaptım dünyanın. He yani. Sen beni babamın evine sığdıramayacaksın mı Baran? Aa. Annem, burası senin evin zaten. Başımızın üstünde yerin var. Herhalde yani. Burası benim de evim. Neyse, lafa daldık, işi gücü unuttuk. Bugün aşiretten çok mühim kişiler gelecekler yemeğe. Çok kıymetli kişiler. Bu akşam mı? He. Sen mi çağırdın? He. Yani birkaç saat sonra. He. Ne olmuş ki yani? Hiç canım, ne olmuş olabilir yani? Birkaç saat sonra koskocaman bir aşiret benim evime yemeğe gelecek ve benim bundan haberim yok. Ne olmuş ki lan? Bu şekilde ağrı hissedirsiniz Kaan Bey. Yok var yani, ben hiçbir şey hissedemiyorum Uksan Hanım. Bes bu hissede. Bildim. Burada ağrı var. Alam oy. Maalesef sizin diskiniz kaymış. Ne? Sadece diksin mi kaymış? Ya onu bırakın, benim hayatım kaydı ya. Allah canım, şu Nazgül bana bunu da yaptın ya. Ben ne yapmışım ki Kaan? Senin gibi oynak diksin varmış, ayağımın altına kaymış gitmiş. Neyse canım. Şimdi bu dikiş kayınca böyle bir daha tutturulamıyor mu, oturmuyor mu yerine? Ay kız, yoksa tedavisi mi yok? Yok, tedavisi var. Siz narahat olmuyor. Sadece ben hemen kaymış diski yerine yerleştireceğim yeniden. Ayu, senin yerleştirmene gerek yok. Benim kocam, ben kaydırdım, ben yerleştirelim. Tamam? Anladın yoksam yok. Yoksam yok Nazgül. Amatör kadın konuşma. Bırak da profesyoneller işini yapsın ah. İcaze verirsiniz. İcaze vermirem. Kocayı ben almışam, yüzüğü ben takmışam, diksini ben yerleştirerek. Çekil. Yürü ya, ben yapacağım diyorum. Alın şu kadın üstümden. Oksan Hanım, lütfen ne yapacaksanız çok çabuk yapın. Aha yakışım. Siz sakinleşin, gevşeyin. Dur kız babacığım. Derinden nefes alın.
Bir, iki, üç. Allah canım. Öldü. Geberdin. Vallahi oturdu. Kızlar. Hadi gene iyisiniz ha. Muhteber ablam gidince evdeki kaynana sayısı ikiye düştü ya. Olur mu hiç hanımam? Siz kaç kişi olursanız oluruz, yeteriz biz size. Hadi bir oradan. Daha ikimizi yediremiyorsun. Tam üç saniyedir ağzım boş. Hanımam, Muhteber ağa nereye gitti? Ben nereye olacak babasının evine? İnşallah da dönmeyecek. Yaşı neye gelipti? Sadece reislik yüzünden mi? Yoksa başka şeyler de var mı? Aslında biraz bizim de payımız. Ya size ne ya? Siz ne meraklı şeyler çıktınız be? Allah Allah, niye gittiyorsa gitti. Yeter be, sen de gözümü çıkaracaksın. Ay, sıkıldım ben sizden. Kalkın gidin, işlenin biraz. Hadi. Kalk 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 kalk. Çabuk 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 çabuk. Asiye, niye gönderdin karıları? Ne güzel yediriyorlardı. Kız, soğan kavurma da yapın, canım çekti ha. Aklım fikrin hala gırtlakta ya Ayşe ya. Uf. Yalnız bir şey değil mi? Muhteber abla gelince bahçe bile genişledi ha. Kız, bahçede bir şey mi ya? Ağamın yüreği genişledi, yüreği. Nereden bildin ki? Önceden üç kuma sığışıydık, şimdi iki kaldık ya. Hakikaten. Biz üç kişi ne kadar kalabalıkmışız. İyi oldu böyle, sakin sakin. İyi oldu tabii. Bir numarayı gönderdik. Şimdi sıra iki numarada inşallah. İnşallah. Asiye, iki numara ben oluyorum, biliyor musun? Ha, biliyorum. Ondan sebep dedim ya zaten. Hadi inşallah. Bana bak. Ben müteber durana benzemem. Senin gazına gelmem, dolmuşuna da binmem, bilesin. Kız, tamam tamam. Ne kızıyorsun be? Şaka ediyorum, şaka. Bizim şimdi senden kavgayı, gürültüyü bırakıp böyle kenetlenmemiz lazım gelir ki Muhteber ablanın konağa dönüşüne engel olalım. Ya Muhteber abla dönse ne olacak? Ağamı boşadı ya. Sen öyle san. Ağam boş ol, boş ol, boş ol dedi mi ki? Anam, o zaman Muhteber ablam her an pişman olup konağa geri dönebilir. Dönebilir tabii. O zaman bizim ağamı gaza getirmemiz lazım. Muhteber ablam dönse bile ağam onu kabul etmesin, değil mi? Aferin kız Gütük. Şşş, bak. Ara sıra kafan çalışıyor. Kafama vurmadığın için çok teşekkür ederim Asiye. Hadi yine iyisin Heja. Daha kocayı almadan kurtuldun kaynanadan. Tam tersi canım. En önemli silahım da anası benim. Ne ki? Oğlunu ayartmak için anasını kullanacaktım da ondan. Hiç kafanız basmayın. İyi madem. İnşallah geri döner o zaman. Allah bere de hain kurmalar kadın başına bir çorap örmese. Ne öyle dedin ki? Başka ne çorap ördülerdi? Kız, ne olacak görmedin mi ya? Kurmalar peşinden gittikten sonra kadını tersi döndü. Hem onların kasına gelerek kalender ait erkek. Doğru dedi. Ben de anladım. Hem sonra ağaya karşı bıraktı yüzüstü. Vallahi kim birbirine yiyorsa yesin. Bizim işimize, kısmetimize mani olmasın da. Peki ya müstakbel kaynanan geri dönmezse o zaman Kaan ağanın gözüne girmek için ne yapacaksın? Vallahi o zaman Kaan ağayla hiç uğraşma. Hemen vaz mı geçeceksin? Vazgeçeceğim. Ama hayallerimden de sadece Kaan ağadan. O ne demek Heja? Senin hayalin Kaan ağayla evlenip bu konağa gelin gelmek değil mi? Yok. Benim hayalim Kaan ağayla evlenmek değil ki. Sadece bu konağa hanım olabilmek. Aha. Yoksa? He. Ama o çok yaşlı değil mi? Yaş mı? Ay, yaşına bakan kim balım? Hem bakayım cebinde paran olmadıktan sonra hep 15'inde kalsam ne yazar? Kız, vallahi korkulur senden ha. Oh.
Hayırdır Türkmen hala ne ağlıyorsun? Niye mi ağlayayım? Ben ağlamıyorum. Kimler ağlasın acaba? İyi de niye? Kurtarayım ben. Kara baktım da. Naletim değil. Tamam tamam sakin ol. Gel odana geçelim bari. Burada Allah. Yok. Olmaz. Odama geçemem ben. Odama geçince ne elektrikleri patlar, sandalye ortadan ikiye kırılır, ne bileyim ne yangın çıkabilir, oda bir su basabilir, her şey olabilir o odada. Geçmeyeyim. Yok artık. Niye durup dururken bunlar olsun ki? Durup dururken olmuyor ki. Lanetliyim ben. Kurasal lanetlemiş beni. Lanet mi? Ya yapma Türkmen hala, inanma böyle şeylere. Ben de inandım ama biz Hasan'ı bulmak için Kain Efendi'ye gitmiştik. Kain Efendi'si bile de Hasan lanetlemiş seni dedi bana. Hiç yakıştıramadım sana Türkmen hala. Vallahi hiç yakıştıramadım ha. Ya madem körasını bu kadar bulmak istiyorsun, o zaman jandarmaya git, polise git. Neden başka yollara başvuruyorsun? Yürü git kız. Hamur spotu gibi konuşma benim karşımda. Allah Allah. Jandarma bulabilir mi yani? Değilsin sen şimdi. Ya bulurlar tabii. Hem bulamasalar bile en azından başına bir iş gelip gelmediğini öğrenmiş olursun. Doğru. E ne diyeceğim ben jandarmaya şimdi yani? Adamla beraber biz samanlıktaydık. Adam cılbak kaldı saman. Tövbe estağfurullah. Ne diyeceğim? Bak, bence sen Kalender babamla bir konuş. En iyi o yardımcı olur sana. Neticede abim yardımcı olması lazım gelir der mi? Aha. Ama bence önce bir elini yüzünü yıka istersen ha. Ve gitme ha. Allah senden razı olsun kız. Vallahi bak, sana bir şey diyeyim mi? Beni var ya bu konakta ilk defa birisi böyle adam yerine koyup karşısına alıp benden konuştu. Sağ ol. Ne zaman konuşmak istersen buradayım biliyorsun. Bileyim. Oy, kurban olurum. Hazar iyi ki bu kızı almış ha. İyi ki. Haydi benim kocam. Çocuk gibi suçlu suçlu oturma orada. Vallahi bak sen en doğru kararı verdin. Hayatım bak Dünür'ümü bu haldeyken bırakmak doğru bir şey değil. Üstelik kızımız da hamile. Onlar bizi düşünmüyor ki Kamil. Onların keyfi yerinde. Ne seni düşünüyorlar ne de beni. Mamacita, papitum siz gidiyor musunuz? Kızım Allah aşkına annen gidelim diye tutturdu. Ne olur ikna edemiyorum yardım et bana ya. Mamacita ben böyleyken nereye gidiyorsunuz? Benim sana ihtiyacım olduğunu görmüyor musun? Ama balya bak, Kalender baban sana ne güzel yardımcılar aldı ne güzel yavrum. Bak aklını kullan, elini sıcak sudan soğuk suya sokma yavrum. Olsun, sen annemsin. Yanımda olmayacak mısın? Kız ben cehennemin dibine mi gidiyorum Allah Allah? Möhtebere gidiyorum ben sen ne zaman? Anne gel desin ben hemen yanına geleceğim yavrum. Vallahi bak. Hayatım. Karıcığım, Kamilleciğim, bak kızımız çocuk bekliyor. Yahu böyle bir durumda bizim öyle reislikte, başkan yardımcılığıyla falan ne işimiz var yahu? Tamam işte Kamil, torunumuz için, çocuğun geleceği için. Böyle bir düzene çocuk getiremeyiz. Bu düzeni, bu feodal düzeni yıkmamız lazım. Vallahi ben getiririm anne. Benim için sorun değil. Tabii balla. Sen saf salak kızım benim. Kız sen ters doğdun da mı böyle oldun? Ne anlamadım ben be? Demek tercihini yaptın müdürüm öyle mi? Demek her şey buraya kadarmış öyle mi? Yok Kalender'im buraya kadar falan değil. Asıl olacaklar bundan sonra. Sen bir köşeye otur izle bakalım. Pambık Lady ile ben senin bu saltanatına nasıl son veriyor? Ben sırtımdan ikinci defa hançerlendikten sonra beni diri diri toprağa gömsen ne olur ki ne? Sus be. Duygu sömürüsü yapıp durma. Allah Allah. Bak sana söyleyeyim yakında o kart karılar da seni terk edecek. Dimdizlak kalacaksın dimdizlak. Allah'ım gider ayak bana bu iyiliği de yapacak mısın hakikaten? Evet. Sen de sonsuza kadar tek başına bu konakta kendi kendinin ağası olursun. Haydi bize elveda.
Haydi bakalım Kamil Bey. Duydun karını. Dinlerim çok ayıp oluyor ama. Ya ben daha önce de söyledim. Yani beni karıştırmayın, ben tarafsızım. Belli belli. Bir daha tarafını belli etsen ne olacaktı acaba? Konağı tutup başıma yıkacaktın herhalde. Ama dinlerim öyle deme. Yani gerçekten ben de hiç gitmek istemiyorum. Ama görüyorsun işte Kamil'le söz geçiremiyorum. Güle güle Kamil Bey. Giderken sırtımdaki hançeri çıkarmayın lütfen. O bana sizden kalan tek hatıra. Dünürüm. Dünürüm. Bırak be. Bırak. Bırak şu derebeyini Allah Allah. Haydi gel. Gel yanıma gel benim kocam gel. Şunları toplayalım. Şunu kapağını bari kapat. Benim kocam. Ben ne yapacağım bu kadın? Gidin. Hepiniz terk edip gidin. Namkörler. Abi! 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 Benim seninle acil bir şey konuşmam lazım gelir. De git Türkmen'i havamda değilim. Ben ne zamandan beri havamda değilim? Haberin var mı senin? Bana bak abi. Ben hiç iyi değilim. Şimdi konuşamam diyorum Türkmen, anlamıyor mu? Ya benim bekleyecek vaktim yok diyeyim ya sana. Niye anlamıyorsun? Çağır o komutanı, gelsin Hasan'ı bulsun. Ne yapsın, ne yapsın? Komutanı diyeyim ya. Çağır gelsin Hasan'ı bulsun. Komutan öyle mi? Ya Allah Allah, ne var bunda? Hasan kayıp değil mi? O da komutan değil mi? Arasın bulsun. De git Türkmen. Apır sapır konuşup da benim depemin dasını attırma. Ya abicim senin depenin dası niye atıyor ya? Ben gayet mantıklı konuşayım bak. Kayıp ihbarında bulunacak ya, Allah Allah. Kayıp ihbarında bulunacağım diye kendini mi ihbar edeceksin? Anlamadın değil mi? Hasan'ı en son gören kim? Ben. Hasan kaybolduğunda yanında olan kim? Ben. Hasan'ı kaçıran kim? Ben. O zaman bak şüpheli de sen. Ya ne alakası var? Vallahi yemin ederim bak abi, ben Hasan'ın kılına bile dokunmadım ya. Kızım, sana inanırlar mı? İşte bu zaman başveli sen olursun. Sonra ne yaparlar? Seni tutuklarlar, atarlar Kodes'e. Ya, peki ben o zaman Hasan'ı nasıl bulacağım abi? Hasan masal yok kızım, bitti. Hasan yok, gitti. Hasan uçtu gitti, anlamıyor musun? Unut artık Hasan'ı, unut diyorum sana, unut. Lan bu konakta deliden başka bir şey yok, canına yandım. Ben Hasan'ı unutamam daha mı? Bu kadar kolay mı? Ben kendim unuturum, Hasan'ı gene unutamam. Ben illa hurafeye bağlayayım arkadaş, siz onu isteyeceksiniz. Oh Hazalam, sendeki keyif de kimsede yok ha. Adam yattığı yerden kazanıyor. Terapiler, masajlar, gel keyfim gel. Oh! Abi ne saçmalıyorsun, ne keyfinden bahsediyorsun sen? Ben tedavi görüyorum, hatırlatmak isterim sana. Ya bırak kardeşim ya, böyle tedavi dostlar başına, dostlar. Abi. Kaan abim şimdi sen yerinde olmak için var ya, bak kamyonu geçtim, kendini Nazgül yengenin önüne attı, o derece. Aynen öyle, direkt Nazgül zede oldum. Ama o kadının eli çok iyiymiş ha. Nazgül'ün 10 dakika uğraşıp çıkarttığı belimi 2 saniyede tık diye yerine taktı. Hamam hazır ha. Sağ ol oğlum. Hadi bir el atın da ben hamama gidip banyo yapacağım. Atalım, atalım. Gel abi gel. Dur. Dur ben bir geleyim yavaş. Gel gel. Yavaş. Dur şu. Oh. Tamam. Gel. Ya Allah. Yağlanmışsa tam. Ya Allah. Oğlum sakatlama adam dik. Yok yok. Tam kıvamında abi. Koy. Çevir abi. Koy koy. Yavaş. Yavaş. Tamam. Yavaş. Aferin. Dur abi. Dur oh. Aşkım. Banyo yapacak mısın? Hadi gel yıkayayım seni. Yok karıcığım, olmaz. Kim yıkacak? Abinle Gökhan mı yıkacak? Ben kendim bile yıkayamıyorum yenge. Ya benim de ne kadar ağır olduğunu biliyor yenge. Şimdi belden aşağı zaten tutmuyor. Yukarısında ben sakatlanıyorum. Karıcığım onlar yıkamayacak. Balım yıkayacak. Ne? Ay. Saçmalama Hazar, ben yıkarım. Bir tanem. Hamam çok sıcak. Tansiyonun yükselebilir. Böyle bir riski göze alamam. Hayır Hazar. Ben böyle bir risk alamam. Asıl seni el alemin kızlara yıkarsa o zaman tansiyonum çıkar. O nasıl laf öyle belli? Sen bunları Nazgül'le Afet'ten mi öğreniyorsun? Bak karıcığım, bunlara alışsan iyi edersin. Madem ki sen rahatsızsın diye biz bu kızları eve aldık, bize yardım etsinler diye. Bundan sonra senin yapman gereken ne varsa hepsini bu kızlar yapacak. İyice kaşınmaya başladım, hamama gidiyorum. O zaman siz de kanacaksınız. Evet, Pazarı yalnız bırakmayacaksınız, tamam mı? Tamam yenge.
O iş bende. Bana güvenebilirsin. Yok, bu iş bizden. İyi hadi, kim gelmek istiyorsa gelsin. Hadi yürü. Bana da güvenebilirsin yenge tabii. Ben üç. Merak etme, hazır bizde. Hiç rahat olsun yenge. Oh! Oh! Allah bella yengemden razı olsun. Baksana ya, pamuk gibi oldum. Resmen rengim açıldı. Kız, İlber. Yok sabısıyım ben, karbonat mı karşısın kız? Yok abi. Önce sabunla köpürtüyorum. Sonra ölü derini atacağım. Sonra da bir su dökerim. Kerineğin hiçbir şey kalmaz. Tamam şey yapma. Ben gerisini hallederim. Sen bak şey yapma. Hiç olur mu ha? İzin ver başladığım işi bitireyim. Mahcup olurum sonra. Ya oğlum bırak, karışma kızın işine. Bırak kız işini yapsın, Allah Allah. Bak ben Heca'ya karışıyor muyum hiç? Yap Heca'cığım yap. Ama biraz daha sert yap buraları ha kızım, haydi. Ağam cildine zarar gelir diye korkuyorum. Bundan böyle hafif hafif yapıyor. Ay canım benim ya, korkma kız. Bastır bastır, bir şey olmaz. Sert keselenmeye alışıyorum. Allah ağam kusura bakma da ipek gibi cildim var. Nazik davranmak lazım, yoksan tarış olur. Allah Allah, ben ipek. Nazgül bana hep senin derin öküz derisi gibi derdi. Hayret. Su da sıcakmış, iyi ki dökmemişim. Dök kız, dök. Dök, dök, boş ver, dök. Hiç olur mu ağam? Yanarsın maazallah. Allah yananı görürmüş Heca. Dök, dök. Abiciğim. Dikkat et de başkaları görmesin. Oğlum yardım ettiğin için teşekkür ederim. Yeter bu kadar. Ağam izin verirsen seni bir defa daha sabunlayayım. Ya dene yakışıca işleyip. Yok gerek yok sağ ol. Ama ya Bella Hanım benim yıkadığımı beğenmezse, seni yıkamak isterse... Allah saklasın tansiyon falan yükselir, ben çok üzülürüm. Yani aslında konakta Bella'nın inadını bilmeyen yok. İyi madem hadi. Zahmet olmazsa bir kere daha sabunlayıver. Ne zahmet ha? Başım gözüm üstüne. Oh, vallahi atomlarıma ayrıldım he. Al benden de o kadar. Ah oh, ben elde pek hafifmiş ha. Hafif ne kelime oğlum? Ben direkt pamuk lady oldum. Pamuk lady. Pamuk lady. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hamam bana da çok iyi geldi. Vallahi abi içeri demir kütlesi gibi girdim. Pamuk gibi çıktım. O derece yani. Ya yemin ediyorum Nazgül bugüne kadar beni yıkamamış. Resmen canlı canlı derimi yüzmüş. Yüzeceğim, yüzeceğim. Senin derini yüzüp odaya post yapayım da görsen. Allah Allah, bir Nazgül sesi duydum galiba. Afet. Afet? Gülkan? Lan, demek demir gibi girdin, pambık gibi çıktın ha? Ulan püre yazıklar olsun sana. Sen beni ne zaman yudaydın da ben yumadım? Vallahi Nazgül beni hiç yumamış bugüne kadar. Sen kendini cin mi sanıyorsun Kaan? Ha? Ne diye yıkayayım seni? Ya karıcığım ne alakası var yani? Aman büyütmeyin bu kadar. Siz yıkayacaktınız. Yanaşmalar yıkadı. Oldu bitti. Aa bak aynı duruyor. Sen kaç yaşına geldin kendi kendinden yıkanamıyorsun he? Ben yengem yıkasın dedi. Kızdıraş doğru diyor bu. Yalan mı yenge? Desene. He? Balım Hazar abimi yıkayacaktı. Siz de yıkanın. Hazar abimi yalnız bırakmayın dedi. Yalan mı yenge? Yalan mı? Söylesene. He? Vallahi ben tam olarak bunu kastetmemiştim Gökhan. Kaan. Bakıyorum da sen yeterince terlememişsin. Gel yukarıda ben seni bir güzel terleteyim. Yok karıcığım ben yeterince terledim. İstemiyorum. Hem... Ya Nazgül bu nedir ya? Burası Nazgül kampı mı? Ne masaj var, ne terapi var, ne hamam var. Hiçbir şey yok. Bıktım senin yasaklarından ya, yeter. Sen benden bıktın. Yok karıcığım, hayır ben senden değil, yasaklarından bıktım. Yok yok, sen benden bıkmışsın. Ya karıcığım anlamıyor musun ya? Allah Allah, ben böyle daha relax, daha yumuşak, daha voltajı düşük bir Nazgül istiyorum ben. Kaan'cığım, bu voltaj mevzunu odamızda konuşalım. Yüz yüze baş başa. Hadi sen çık, ben geliyorum. Ama benim kardeşlerim...
Oğlum kaç, 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 kaç. Burası karışacak galiba. Çabuk, çabuk, çabuk beni takip et. Durun! Demek kocalarımızı yıkadınız, şimdi de giydirmeye gidiyorsunuz ha? Yok hanımım, mutfağa gidiyorduk. Deyin hele kıllık güller. Kız siz bizim kocalarımızı çimdirtmek için kimden izin aldınız? Ağalarımız kendi isteyince bize bir şey diyemedik. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Dokuz kusurlu hareketten birini işlediniz. Bir kim? Bir daha bize sormadan bir işe derseniz... vallahi külahları değişiriz ona göre. Haydi yalla! Mutfağa! Mutfağa! Evet, mutfak! He! Belo! Sen delirdin yoksa mı yok? Ha Dreş? Ne kocalarımıza yanaştırıyorsun bu yanaşmaları? Kızım sen kendini yakıyorsun, bizi niye yakıyorsun yanında? Ya ne yapayım kızlar, ne yapayım? Hazar bana hiçbir iş yaptırmıyor ki. Hamile olmasam kocama kimseye dokundurtmam. Ama elim kolum bağlı işte. Durun durun. Ben yakında birilerinin elini kolunu bağlayayım da görün siz. Bir yapmadığım bu kaldıydı Türkmen. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Bunu da yaptın, helal olsun sağ. Kız gördünüz mü? Nasıl mosmor oldu suratları. Maşallah neşeniz de çok yerinde ha. Neredesiniz kız siz sabahtan beri? Ben iki saattir sizi arayayım her yerde. Hamamdaydık hanım ağam. Ağamlar yıkanmak isteyiptiler de. Ha iyi. Bana bak. Bahçeye gidin, kazanın altını yakın. Biriniz de gidin kireden iki çuval pirinç getirin bana. Ne? İki çuval mı? He. Beğenemedin mi? Haydi kızım, haydi. Haydi iyileşme. Haydi yavrum. Tamam hanım ağam. Ne o benim kızım? Mevlüt pilavı mı yapacaksın Hasan için? He, Hasan için ama Hasan'ın canı için değil, kendi canım için. Bu 40 tane pirinci, bu pirincin içine karıştıracağım. Üstümdeki lanet dağılsın diye 40 tane haneye dağıtacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Bu pirinci alacağım, 40 tane haneye dağıtacağım. Peki o 40 hane, o pirinci yiyince ne olacak ki ne? Bu seni hiç ilgilendirmez abi. Sen? Sen abinle ne biçim konuşuyorsun Türkmen? Bırak benim babam istediği gibi konuşsun. Hasan'ın gayiplere karışmasıyla onun aklı da gayiplere karıştı biliyor musun? Onu hiç duymuyorum ben. He, duymuyorsunuz. Vallahi hiçbiriniz beni duymuyorsunuz. Benim içim inim inim inli. Ama bundan hiçbirinizin haberi yok. Neyse, benim işim var. Haydi seyirler. Bismillahirrahmanirrahim. Benim babam, he. Bak sana bir şey diyeyim. Senin bu kızına acilen bir koca bulmazsak... bu var ya, Müsellim'den daha tehlikeli bir deli haline geliyor. Haberin olsun. De haydi bana eyvallah. Tırmalıyız. Denir'im. Dinir'im lütfen kızma bana ya. Ya bir erkeğin yeri karısının yanıdır biliyorsun yani. Öyle değil, öyle değil o iş. Bir kadının yeri kocasının yanıdır derler. Ama ve lakin bu laf adam gibi adamlar için denmiştir. Ya aşk olsun ama Dinir'im ya. Ya inan bana bak ben de arada kaldım. Ya ama karımı yalnız bırakamam anla beni. Sen bana ne de dedin ki ne? Ha? Hani bundan böyle aramıza siyaset sokmayacaktın? Hani bağışla beni demiştin, hani bir daha yapmayacağım demiştin. Ne oldu? Şimdi hiçbir şey demeden çekip gidiyorsun. Ama Dünür'üm, kabileye söz geçirebilsem ben de gitmek istemiyorum ama... asla ikna edemiyorum işte. Öyle mi? Evet. O zaman size hayırlı günler. Dünür'üm. Bak, kırılma bana ne olur. Ben seni kıracak bir şey yapmadım. Ben sana kırılmadım. Bu sefer... parça pinçik oldum. Beni bir defa daha kandırdın ya. Yazıklar olsun sana. Ben de bir defa daha kandım ya sana.
Yazıklar olsun bana. Ben kimin tavuğuna kış dedim ki ne? Böyle durmadan beni sırtımdan hançerletiyorsun. Ya şu konakta bir huzurlu, mutlu günüm olamayacak mı benim? Hep acı, hep gözyaşı, hep entrikam olacak benim kaderim de. Yahu üzülme ağam. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Sen gideni değil, giden seni kaybetmiştir. Ne diyorsun Ayşe ya sen de? Ağam şimdi güdük doğru değil. Sen hiç canını sıkmayasın. O Mühtemir ablamın ettikleri yanına kalmaz. He, burnundan fitil fitil gelecek ağam. İhanetinin bedelini ödeyecek. Hem de en ağır şekilde. Acı çeke çeke. Ne diyorsunuz kardeş? Yoksa Mühtemir'i öldüreceksiniz mü? Ay yok ağam ya. Biz bir şey etmeyeceğiz. Sen edeceksin inşallah. Hiç boşuna çenenizi yormayın. Sizin gazınıza gelip de elimi kana bulamam. Hiç uğraşmayın. Ya ağam öyle bir şey değil. O sihirli kelimeyi 3 kez tekrar etmen yeterli. Neymiş ki ne o sihirli kelime? Başal. De hadi. Benim derdim başka, sizin derdiniz başka ya. Ay ağam. Senin ne derdin varmış ki? Oh. Ha söyle bana da derdine derman olayım ağa. Benim derdim öyle mi? Benim derdim ahan da işte bu benim dünürüm. Aa Kabile bacı nereye gidiyorsunuz? Nereye olacak? Özgürlüğe. Daha güzel günlere gidiyoruz biz barabar. Kız neresiymiş ki o? Mühteber'in yanı. Ne demişler? Besle büyüt kargayı, oysun gözünü. Ama dünürüm. Artık senin bir dünürün yok. Bitti. Ya siz şimdi gerçekten Mühtemir ablanın evine mi gidiyorsunuz? Evet, evet kartkarlar ama siz sakın merak etmeyin. En kısa zamanda gelip ben sizi kurtaracağım. Sizin de özgürlüğünüz çok yakın. Sabredin biraz. Bakın bu savaşta ben kendimi siper edeceğim. Bütün feodallarla savaşacağım. Haydi biz gidiyok. Yürü kocacığım. Yürü be, bakma şu arkana. Ne varsa bunun arkasında. Anam, federal kim bu? Ne dedi ki şimdi bu? Ama ne diyecek ya? Aklı sıra bizi ağamdan kurtaracakmış. Ağam federal miymiş? Feodal Ayşe'cim, feodal. Ha şu ilkokulu bitireydin ya sen keşke. Karıcığım bırakır mısın lütfen? Hazar izin var. Seninle biraz da ben ilgileneyim. Ne demek öyle Bella? Sen ciddi ciddi beni yanaşmalardan mı kıskanıyorsun? Ne var? Kocam değil misin? Kıskanmaz mıyım? Bella. Benim bir tanecik karıcığım. Lütfen şu saçma sapan düşünceleri çıkar aklından. Benim düşündüğüm tek şey senin sağlığın başka bir şey değil. Benim de tek düşündüğüm şey senin sağlığın Hazar. Ya senin her şeyinle ben ilgilenmek istiyorum. Neden anlamıyorsun? Bir tanem çok iyi anlıyorum. Ama senin düşünmen gereken tek bir şey var. O da kendinin ve bebeğimizin sağlığı. Hayatım, bak ben iyiyim. Bebeğimiz de çok şükür gayet sağlıklı. Hem bak karnım bile daha çıkmadı. Bu kadar sakamana gerek yok ki. İşte tam da bu yüzden endişeleniyorum ya. Bebeğimiz daha ufacık bir tanem. Bak senden rica ediyorum. Lütfen şu yeni gelinlik sevdasından vazgeç artık. Hayır Hazar. Bu evin yeni gelini benim ve hep öyle kalacağım. Şimdi izin verirsen terliklerini giydirir mi? Ağam sodanı getirdim. Dediğin gibi yarım dilim de limon attım içine. Teşekkür ederim balım sağ ol. Hanımım sen bırak ben giydiririm. Kocamın terliklerini ben giydirebilirim. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Estağfurullah hanımım. Sen eğilme diye dedim ben. İstediğin bir şey var. İstersen sana soda limon getirebilirim. Hayır istemiyorum. Çekilebilirsin.
Belli, o nasıl tavır öyle? Yakışıyor mu hiç sana? Ne yapmışım ki? Ya kızla konuşurken sesinin tonu bile değişti. Hem çekilebilirsin ne demek? Sen çalışanlarına böyle davranan bir insan mısın? Senden rica ediyorum Nazgül ve Afet'e ayak uydurma lütfen. Onlar zaten bu hamam meselesi yüzünden şimdi kırmızı alarma geçmişlerdir bile. Yalnız haksız da sayılmazlar aslında. Bak Bella, eğer Nazgül ve Afet'e ayak uydurup bu kızların günahına girersen beni çok üzersin. Unutma ki bu kızlar bize yardım etmek için buraya geldi. Orasını göreceğiz bakalım. Baktın. Gözünü buradan ayırmayacaksın. Allah kız başlaydı, evet. Şimdi ambura orta saha. Biz gelinler işte burada. Bu yanaşmalar da aha burada. Tamam. Şimdi sana soruyorum sukumsuz. Biz bu maçı niye kaybettik? Niye kaybettik? Çünkü kale boş. Defans desen 0-0-0-0. Orta saha da boş. Ne oldu? Biz bu rakiplerimizi daha tanımıyorken onlar bize hücum etmeye, saldırmaya başladılar. Saftirik Drej'in pasıyla da golü 90'a çaktılar. Değil oldu. Evet, değil oldu. Çakamazlar. Nazgül, kendine gel. Kız, biz nice maçları daha 90+1'e gelmeden ekstra süre tanınan vakitlerde döndürtmedik mi, kendimize döndürttük. Bu maçı da evvel Allah kendimize döndürtmesini biliriz. İşte bu. İşte istediğim hırs, aradığım öfke, istediğim entrika bu. Afet, bu yanaşmaların kocalarımıza yanaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Uyanık olacağız, tetikte olacağız. Ve asla gol yemeyeceğiz, anlaşıldı mı? Asla! Asla! Ya entrikanın ortasında olacak şeydir şimdi bu. Oy, satılmış. Cimri! Cimrilla! Kardeşinizi alıyor. Bu çocuklarda bu aralar bir hal var ama şu an bilmiyorum. Kız yırtıldı çocuk ama ağlamaktan. Daha hadi git bak be. Anaları da burada yırtılmıştır. Aman en ona sormazsam. Sen devam et çalışmaya. Cümbirella! Defaslar asıyor. Of kızım, of satılmış. Ciğerlerim patladı. Ne kıcılıyorsun kızım ha? Ne istiyorsun sen anandan? Allah canını aldı ya. Oy Allah'ım yarabbim ya. Nedir benim bu çektiğim? Ah kızım. İligimi, kemiğimi sömürdün ha. Süt bırakmadın. Ne istiyorsun? Gelin hanım, müsaade vardır. Biz sen eksiktin. Ne istiyorsun? Ceylan'a seslenmiştiniz de Mıstıklı komşuya gitti, onu diyecektim. Uy, o Cümile Cümire'yle elime bir geçsin. Ben onları çibertmezsem. Şş, şş, ağla kızım. Ağla, yırtın. İyicene kıcılda. Kıcılda da ileride herkesin hakkından gelesin. Bir isteğiniz varsa ben yardımcı olayım. Yardımcı olmak istiyorsan arkanı dön ve çık. Başka bir şey istemez. Ayo! Dur. Fikir değiştirdim. Buradayken bir işe yara. Sen iste yeter gelin ağam. Satırmış uyuyamıyor da. Bakalım uyutabileceksin yoksa mı yok? Küçük Cümrella var gücünle kıcıldı ya. Susarsan vallahi çıbardır. Yavrum aramızda öyle mi gidiyorduk gerçekleşti. Eski barke yemez ver kanneyi. Her semne malife dileyi. Eski barke merem anneyi. Her semne malife dileyi. Esmer kaysa yemez ver kanneyi. Vala anneyi ezer merem.
نرسام نعيش وعاد سهي أسفة مرة من لي عني خرسم نما تغالي مي طوى خسرة دي سين هرمو خي وخلمان أي وخلمان هرتش خالي خمتي دني خي وخلمان أي وخلمان هرتش خالي خمتي دني أسخي بركة هرمتني خرسم نما نفاد لي أسخي بركة من هرم ماتني هرسم نما لفاد لي أسمى الخيسة يم أسبر عني مناني أسر مرمو Ya Nazgül, ana ne oldu kız bunun? Şşş, uyuyorlar. Ana, yoksa sen mi uyuttun? Kamil Bey amca, sanki Karahaner babamın biriciği, yoldaşı, bankası. Ya Karahaner ayı terk edip gelinir mi ya? Çok daha güzel terk etti benim kocam, maşallah ona. Ya, rica edeceğim, böyle konuşmayın, ne olur yani. Zaten ziyadesiyle üzgünüm. Ya Kamil abi, üzme kendini. Sen okumuş, yazmış bir kimsesin. Ne yanına duracağını daha iyi bilirsin. Darksaydın tam ortasındasın Kamil Bey amca, yol yakınken dur. Ne aldı? Kalabalık mı geldik? Evde istemiyor mu bizi? Ne diye benim kocama ikna etmeye çalışıyorsun be? Aa, tövbe tövbe estağfurullah. Başımızın üstünde yeriniz var. Yalnız ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum burada. Yarın bir gün Kalender babam yüzünüze bakmaz. Yapma ya. Vallahi öyle. Sen nasıl böyle bir yanlış yaptın? Koyverdin gittin beni, oy koyverdin gittin beni. Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Ne 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 ne. Sevdum böyle ağlar. Senin bir damla gözyaşına dünyayı yakarım kız. Barak. Aa, Kamil amca, Kamil'le teyze ne yapıyorsunuz? Kız sen ne yapıyorsun burada? Baklava yapıyorum. Kamil'le bakar mısın ya? Büyümüş de bize baklava açıyor ya. Ya kızım ne gerek vardı? Biz yabancı mıyız Allah aşkına ya? Aslında ben bunu kırkaramileri açıyorum ama yani teknik olarak siz de yiyeceksiniz. Ama dediğim gibi kırkaramileri açıyorum. Kırkaramiler ne be? Bizim aşiretten bahsediyor yenge hanım. Ha. Ablam akşama bütün aşiretin büyükbaşlarını yemeğe davet etti. Artık liderliğini ilan edecek hanımefendi. Karıcığım da sağ olsun her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor. Ya belli yengem nasıl tek başına her şeyi halledebiliyorsa ben de hallederim. Kız sen benim ballaya ne bakıyorsun? Saf dirik be. Kezban kılıklı. Sen öyle misin? Akıllısın sen, akıllısın. Hmm, sen var ya sen Asiye'nin kızısın ha. Gözünü aç. Ezdirtme kız kendini. Ya ama ben ev işlerini yapmayı da seviyorum. Misafirlerimi de ağırlayabilirim Kamil'le teyze. Vallahi bu da dağlar kızı haydi çıktı başımıza ha. Allah tövbe. İşleri hafifledin mi bakalım yeni gelin? Sen de baklavayı açmamışsın. Yemekleri hangi vakta yetiştireceksin? Yani bu baklavayı hemen açayım, ondan sonra hemen kısa bir zamanda hallederim yemeği de. He, peki ne yapacağım belli mi? Karalahana çorbası, karalahana dolması, efendime söyleyeyim sonra bir hamsili pilavımız var ve sonra da turşu kavurma. Ha, mıhlama yapacaksın mı, mıhlama? Ya mıhlamayı biz kahvaltıda yaptığımız için hani menüye koymadım. Kız, buraya sen Karadeniz eş evi mi sandın? Ne yapmamı istersiniz mühteber görümcecim? Şöyle ki, analı kızdı, şırdan 40 kat içli köte kavurma, eşkili topalak, kuzu haşlama, turşik. O anda bu kadar. Haydi kolay gelsin.
Ben bunların hepsini tek başıma nasıl yapacağım? Belli engini ara. Hemen çabuk ara. Bak orada telefon. Kız on balla gelse yine de bu kadar yemeğe yetiştiremezsiniz siz ha maşallah. Yaram. Uflama gülüm uflama. İzin ver bazı işleri de ben yapayım. Ya ne yapacaksın bana ne diyorsun? Kız aşkım sen demedin mi mutfak işleri sende? Dedi. Tamam. O iş bende merak etmeyin. Ay bu kadar yemeği sen mi yapacaksın bana? Yaptırtacağım. Maşallah sana. Baran ağam gelmiş, hoş gelmiş. Hoş gördük Levent Usta. Nasılsın, işler nasıl inşallah? Allah'a çok şükür, çok iyi. 12 Ekim Lezzet Festivali'ne hazırlanıyorum ağam. Maşallah, maşallah. Spesyalde ne var, ne hazırladın? Adana'ya özgü her şey var. İyi, şırdan var mı? Var. Oh, mumbar. Var. Kırkat. Alası var. Allah be, analı kızlı, tırşık, ciğer kavurma, et kavurma var mı? En güzelinden var. Hadi bize de demo yap. Yapayım, gel buyur. Yok, şaka şaka. Kurban. Akşama kırkaramiler geliyor. Kurban olun bize yemek yap. Bir onları doyursan doyursan sen doyurun. Senin emrin olur. Hepsini hazırlarım. Akşam da çocuklarla gönderirim oğlum. Aa, yok yok, öyle olmaz. Biz bekleyelim, alalım, gidelim. Vallahi bir şey eksik olursa Mühtüber annem kıyma diye beni şişe takar pişirir. Ha, hanım doğru diyor. Bak hele Levent Usta, biz burada bekleyin kurban. Sen pişir, biz götürürüz. Baran ağam, o zaman söyle buyur. Size güzel bir ziyar attırayım. Olur, haydi hanım. Buyurun. Haydi oğlum, 1,5 ziyar at. Yeme. Ne oldu? Börek çatalı bana. Dilerseniz içeriden yenisini getirelim. Yok kardeş yok. Benim hanım biraz titiz. Kusura bakma. Gülüm ne yapayım ya? Kontrol ediyorum. Neyi ne kontrol ediyorsun? Gece fenere gibi parlıyor maşallah ya. Koyma. Yok yok, bu böyle olmayacak. Bulaşıkhane nerede? İçeride efendim. Kız ne yapacaksın elin bulaşıkhanesinde? Ya bunların hijyeninden emin olamadım. 2 dakika çamaşır suyuna basıp geleceğim. Dellenme, saçma sapanlama kız. Evin derdi bitti, şimdi el alemin dükkanı mı kaldı? Ya bunların hijyeninden emin olamadım. 2 dakikada çamaşır suyuna batırıp geleceğim. Ya ne münasebet, el alemin mutfağında ne işin var? Ayıptır, ayıp. Ya temizliğin ayıbı mı olur ya? Ben senin hayatını da kendi hayatımı da tehlikeye atamam. Yani gülüm, şurada 2 tikke bir şey yiyeceğim. Zehir zıkkım ettin, sağ ol. Heh, ver ciğerini. Sen o ellerini acaba diyorum ki eldiven mi taksan Sayın Garson Bey? Yok sayın kardeş, hiç gerek yok. Elinin lezzeti çatala bıçağa da geçsin. Ya öyle demesene, midem kalkıyor. Ya görmüyor musun elini? Kıl içinde ya, bir de o tabaklara dokunuyor. Bir şey yok, bir şey yok. Sen kusura bakma, tamam? Yeter yeter. Mutfak nerede? İçeride efendim. Kardeş ver o ciğeri sen bana, ciğerin. Bak çatalı da almış. Abi kalk kalk kalk. Bak Kurasan'ın pilavını yaptım. Al abi hemen ye. Sessiz ol. Ya bırak şimdi sessizliği messizliği ya. Hemen ye. Kurtulalım bir an evvel şu lanetten ya. Ya bırak şimdi laneti pilavı ya. Baksana. Kör Hasan'ın kendi geldi. Hasan! Şşt! Bağırma ya. Ürküteceksin ruhu. Ruh mu? Yani kendisi içinde mi şu anda? He. Kendisi 3. boyut. Eğer orada olmuş olmasa o elbise orada asılı kalır mı hiç ya? Hasan. Hasan'ım. Hasan'ım. Kurban olam. Bak kulun kölen olam, ne olursun beni affet Hasan'ım. Al şu lanetin üstünden Hasan'ım. Bacım. Demek ki sana bayağı küsmüş ki cevap vermiyor. Allah'ını seversen konuş benimle Hasan'ım. Eğer beni duyuyorsan tahtaya 3 kere vur. Eşhedü enne.
Ya kızım sen postacı mısın ya? Niye üç kere kapıyı vuruyorsun? Sana yemek getirdim. Zorluk belalar ne oldu? Ya sen aklını aldın garibanın. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ya ben şimdi ona bir oyun ettim, tamam mı? Hani Kürasan geldi diye böyle kıyafetlerini oraya astım. Sen de kapıyı üç kere vurunca böyle düştü, bayıldı. İçim bile öperdi Müselinvanca yavrum. Türkmen hala. Türkmen hala. Türkmen. He hala. Bu sene Adana Lezzet Festivali'ne katılıyor muyuz? Ha söyle. Adana'da festivallere doymadı bu sene ha. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Mühteber Hanım. Gelin de pek maharetliymiş. Maşallah. He, tabii ki duranların gelinine de olsa değil mi? Kız, dalak kızı haydi sen neden kazık yağlısı gibi dikildin böyle? Haydi bir yere otursana be. Olmaz Kamille teyze, yeni gelinim ben. Böyle icap eder. Ağalar. Evime, soframa hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Ben şimdi buraya sizi topladım çünkü. He ne diyordum ağalar? Topladım çünkü. Bir ayağınızı kaldırabilirsiniz, öbür ayağınızı kaldıracaksınız. Şurada küçük bir kırıntı var değil mi? Gelin hanım. Sen acık şeyler te get artık. Bu ne yapıyor? Bu şey duruyor. Ağalar. Ben şimdi sizi buraya topladım. Çünkü çok mühim bir mesele hakkında konuşacağım. Şunu biliniz ki... Bundan böyle ben belediye başkan adaylığımı resmi olarak açıklamış bulunmaktayım. Yani aşiretimizin büyüklüğü, onuru adına vermiş olduğum bu mücadelede. O anda ben hepinizi böyle yanımda görmek isterim. Mühteber Hanım. Buyur. Size destek olmasına oluruz da. Kalender Hanım bu işe nedir? Kalender. E kim ki o kalende? He? Bozok aşiretinin ağası. Sen de kocan. Benim de dünürüm oluyor kendileri. Yok anam. Benim artık kocam hocam yoktur. Ben artık yoluma bir kadın özgür kişi olarak devam edeceğim. Kalender ağam seni boşadı mı? Yok. Kalender ağa beni boşamadı. Ben onu boşadım. Ne biçim konuşuyorsun ağaların önünde ayağı bebeğinle lafını bilmiyor Allah'ım. Bak şeyle oluyor ağalar, şeyle oluyor. Şimdi bu kalender var ya, benim bu adaylığımı bile bir içine sindiremedi. Beni sindirmeye çalıştı. Ben de davamdan vazgeçmedim. Ne yaptım? Kalender ağamdan vazgeçtim. Allah Allah. Ya bir sus, bir susun, bir susun. Ağlar bir susun. Söz. Benim davam çünkü sizlerin de davasıdır. Şimdi yoldaşlar beraber, hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. Çünkü devir, birlik olma, dirlik olma, vallahi da diri olma vaktidir. Şimdi ben her birinize ben bir soruyorum. Benimle beraber bu yolda yürümeye var mısınız? Varık be, varık be, varık be. Sen sus Kamil bacı. Şimdi ben soruyorum her birimize. Benimle bu yolda beraber yürümeye var mısınız? Mühteber Hanım.
Buyur. Çok çok özür dilerim. Küçük bir kırıntı meselesi. Hoppa! Gitti. Muhteber Hanım, biz sana destek oluruz olmasına da... Baran ağamız ne der bu konuda onu merak ederiz. He ya, sonuçta aşiretimizin ağası odur. Şimdi... Duran ağa, aşiretinin en büyük üssü olarak... Ağalık benim hakkımdır. Bundan değil, he? Duran aşiretinin hanım ağası benim. Halam. Ya of, ne yapsak ya? Baksanıza halam bayağı şokta. Hanım isteysen sen bırak. Türkmen Allah ile biz ilgilenebiliriz. Olmaz. Halamı bu halde yalnız bırakamam. Hazar Ağa bahçede sizi gözleyirdi. Çıkmayacaksanız ben odaya çıkarabilirim. Boşuna gözlemesin sizi. Ay. Bahçede gezdirecektim ben onu da. O yüzden bekliyor. Halama daldım, unuttum. İsterseniz ben gezdirebilirim. Yok yok. Siz burada kalıp halamla ilgilenin. Ben gidip kocama bakayım. Türkmen abla ya, dök içini bize, açılırsın. Tabii ya. İçine at at nereye kadar? Anlat hadi hanımam. Anlat ki derdine derman olalım. Ha? Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu? Kız ben ölmüş müyüm ki sen ağalığını ilan ediyorsun? He! Babamı gene Duran aşiretinin en büyüküsü ben. Ağalık benim hakkımdır. La havla ve la kuvvete. Bak hele yeterince bizi rezil ettin bacı. Otur oturduğun yerde. Hıst! 40 yıllık kocamı karşıma almışım, sözünü saymamışım. Seninkini mi sayacağım ben? Aa benim diyorsan benim. Aslı sen otur aşağı. Oturmuyorum kız. İnat değil mi? Oturmuyorum. Ağlığı da bırakmıyorum. Baran efendi. Aa benim diyorum. Ben de sana benim diyorum. Benim. 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 Ben. Yeter be. Allah Allah. Vallahi başımı şişirdiniz ha. Kız sen de sustursana şunu be. Hayatım, biraz daha sakin olabilir misin? Hayır, olamam. Sakin makin olamam. Bana bak Möhtebir Hanım. He. Sen belediye başkanı mı olacaksın yoksa ağa mı olacaksın? Belediye başkanı. E o zaman neden hanım ağa olacağım diye tutturdun durup dururken ya? Allah Allah, hani biz ağalıkla savaşacaktık? Hani feodaliteyle uğraşacaktık? Hani barabar olacaktık? Ne oldu? Belediye başkan adayı bunun için olmadın mı sen? He, öyle oldu. Bırak o zaman ağa kim olursa olsun. Allah Allah. Nasılsa devlet ağa olacak. He. Madem belediye başkanı olacakmışsın, bırak ağalığa ben devam edeyim. Muhteber Hanım. He Kamil abi. Efendim, böylesi bir aşamada hani böyle hedef şaşırmanız pek de doğru bir hamle olmaz efendim. He. Ya tabii, madem sen öyle diyorsun. He. O vakit... Sensin. Ha söyle, doğru yolu bulduğuna sevindim. Pambıklıydı. Öpeyim ablacığım. Hey, tebrik ederim canım kardeşim. Sağ ol. Canım ben. Hadi. Ya. Yavaş olun.
Peki ağam, reislik işine ne diyorsun? Ağam nedir kararın? Bu konudaki düşüncelerimi daha sonra açıklayacağım. Lütfen şimdi yemeğinizi yiyin. Yere dökmeyin. Ama kulunuz kurbanınız olayım, yere dökmeyin. İstersen hiç yorma kendini. Odamıza çıkıp oturalım ha. Seninle iken yorulmam ki ben. Biraz hava almış oluruz işte. Hem zaten tedavim bitince kol kola gezeceğiz bahçede. Biliyor musun sevgilim? Bazen kendi başıma uğraşsam sanki böyle ayağa kalkabilecekmişim gibi hissediyorum. Elimi tutar mısın? Beraber deneyelim. Ben senin elini son nefesime kadar tutacağım Hazar. Ama bence doktoru dinleyelim ve tek başımıza denemeyelim bunu. Ama adada ayağa kalktığımda doktor yanımızda değildi sevgilim. Biliyorum aşkım ama... Ama mesele ayağa kalkmak değil, ayakta durabilmek değil mi? Evet. Ve sen ayakta durmayı da başaracaksın. Sadece ters bir hareket yaparız diye korkuyorum. Biraz sabırlı olmamız gerek. Biliyorum hayatım. Biliyorum. İyi ki hayatımdasın nefesim. Azmim de, hırsım da, neşem de sensin. Çok seviyorum seni Hazar. Çok. Hançerlendim de anam. Babacığım yapma. Lütfen üzme kendini. Bela. Bela benim kızım sen misin? Aha benim babacığım benim. Bela. Ne olur. Bana bir şey söyle. Sen söyle. Sakine bana. O hiç gitmedi. Tekrar geri gelecek. Biraz daha bu kapıdan içeri girecekti. Hatta girmeyle kalmayıp sana yapacaktı ya. De hadi de. Keşke babacığım, keşke öyle olsaydı da diyebilseydim, keşke. Peki, diyemeyin öyle mi? Hakikaten. Hazar, o zaman sen de benim oğlum. De bana, ben ne yaptım ki ne? Nerede yanlış yaptım? Neyini eksik bıraktım? Cevap ver bana. Bana cevap verme Hazar. Cevap verme.
Nerede yanlış yaptın? Değil hele. Ya babacığım yıpratma kendini. Bak kimse için değmez. Yıpratırım ben. Yıpratırım da kendimi bitiririm de. Ben onu bütün karılarımdan üçünden bile üstte tuttum. Ne? Ne ya? Karılarından mı? He ya. Karılarımdan. O benim. Her şeyimdi biliyorsunuz mu? Her bir şeyimdi o benim. Ben de Mühteber annemin gidişini üzüldün sanmıştım. Kimin? Mühteber anne. Mühteber mi? Mühteber anne. Mühteber kim? Mühteber anne. Bırak bırak. Gelin evine gitsin Mühteber. Ben burada tünürüme yanıyorum bella. Eş tünürüme yanıyorum. Adana yanıyorum. Ben de yanıyorum bella. Hayırdır, ne oldu? Yine fenalaştın mı yoksa mı? Yok Ayşe Hanım, öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Şimdi iyisin o zaman değil mi? Sizi gördüm, daha kötü oldum yine. Kız ne bakıyorsun? Kız ne bakıyorsunuz ya? Hadi yardım edin de kaldıralım ağamı ya. Gel ağabey. Hadi ben de hadi. Ha şimdi nasılsın? Ama hayırdır, ne oldu sana böyle? Basırma neyin, getireyim mi? Gücün kuvvetin yerine gelir, getireyim mi? Ne gelin, çekin ellerinizi üstümden. Baksanıza ben terk edilmiş bir adamım. Bunaltmayın beni. Ya anacığım, bak babam doğru söylüyor. Şöyle sola sağa çekilin, adam bir nefes alsın. He, gelmeyin üstüme. Zaten bu konaktaki her şey bana onu hatırlatıyor. Onu mu hatırlatıyor? Hatırladıkça da ciğerim yanıyor. Göğsüm ağrıyor. Gördün mü Asiye? Ağam Mühteber ablamı ne kadar da çok seviyormuş. Nasıl üzülüyor baksana. Sen hiç meraklanmıyorsun oğlum. Biz ne yapar eder, ha onu sağ unuttururuz. Ya niye öyle diyorsun ağam? Bak sen şimdi benim şefkatli kollarıma kendini bırak, gerisini düşünme. Asıl sen benim kollarıma gel Asun ağam. Ben şimdi seni bir güzel yıkar, paklar, pamuklara sarar yatırırım benim tanecik ağam. Ya pamuk deyip durma. Garı getirme şunun aklına ya. Ha, pamuklaydınız sizin. Pamuklara sarınıp yatar inşallah. İnşallah. Ay inşallah. Onlar da Mühteber anne sanıyor galiba. Bella. De bana kızım, de bana. Ben onu nasıl unutacağım? Zaman her şeyin ilacıdır babacığım. Yok benim kızım, yok. Bu ilaçla, reçeteyle olacak şey değil, biliyor musun? Ben unutsam. Anda burası unutmaz. Hadi diyelim burası unuttu. Aa burası var ya, burası. Kalp ağa unutmaz. Ben var ya, ben yapayalnız kaldım bu hayatta. Tövbe estağfurullah. Ha ben varım ya. Ben de varım ya. Siz onun dırnağı bile olamazsınız, dırnağı. Hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Aşkınsın. Haydi. Gidin benden biraz uzakta ağlayın. De haydi, benim asab ağzımı bu. Olmayın. Bak şunlar al. Ya babacığım biraz abartmadın mı? Hayır, niye Kine? Ben şimdiden nasıl geliyorsa onu dedim Kine. Ama Asiye annemler çok üzüldü babacığım. Ben hakikatler neyse onu söylüyorum. Bana karışmayın siz. Peki, peki babacığım, nasıl istersen. Ama içim rahat etsin. Seni içeri atayım mı? Peki. Madem öyle, senin için de rahat etsin gönlünde. Biliyor musun? Sen bana ek sünürümden kalan tek yadigarsın. Aşkım, ben babamı içeri götürüp geliyorum. Tamam hayatım.
Gel babacığım. Nay? Gel. Ha. Evet. Dur. Dur gitme ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Bu benim derdimde. İlk tutuşuşum. Bu benim sırtımdan. İlk vuruşuşum. Öyle bir tuza düştüm ki sana. Bu kalabeladan hey dost yok kurtuluşum. Öyle bir tuza düştüm ki sana. Hepiniz yanacaksınız. Dök Ayşe, dök. Dök bol cana, dök bol cana, dök de. Bu konakta Möhteber ablaya ait ne varsa yansın, bitsin, kül olsun inşallah. Yak, yak, yak. Bir daha. Evet, işte bu. Oh. Ana, ana. Ana bismillah. Lan ne oluyor burada? Abo, yoksa kendinizi mi yakıyorsunuz? Yok ağam, kendimizi yakmıyoruz. İsmi lazım olmayan şahsiyetin eşyalarını yakıyoruz. Niye ki ne? Ağam sen de duydun ya bu konakta bana her şey onu hatırlatıydı ya. Ondan sebep ya. Dedim ama bana siz de onu hazırlatıyorsunuz. Haydi o zaman hazırlat her şey anıyorum ki ne? Siz de kendinizi atın içeri, yakın kendinizi. Baba! Ne babası? Benim yüreğim yanıyor kızım, yüreğim yanıyor. Onlar yanmış, ne kira? Allah aman, sen de at, içinin yangınını alır. Neyi, bunu adı? Hakikaten alır mı? Alır, alır, at! Ya Allah! Hakikaten de, ama bu yetmez. Daha çok şey yapmak lazım gerek. Evet. Daha. 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 Hadi yakar. Hadi yakar. Hadi yakar. Elveda. Dünürümün pantolas kızı. Elveda. Oh elveda. Düdürümün cekedi. Elveda işte seninle beraber ona olan bütün itimadım da yanıyor. De haydi. Aziye görüyor musun? Aa, Möteber ablamın kıyafetlerini getirmeye kıyamamış da Dünür'ünün kıyafetlerini getirip yakıyor. Elveda Dünür'ümün mendili. Sen de onun gözyaşları kadar sahteymişsin meğer. Sana da elveda. Gidiyorum ben. Baba nereye? Benim yüreğim yanıyor Bella. Sönmüyor bir türlü. O sebeple gidiyorum ben. Benim de. Benim de. Kız! Ayşe! Bakın senin sade içinde yaşında yanın ya! Ana! 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 Ana yanıyorum! Yanıyorum Bella! Allah razı olsun abi. Vallahi itfaiye gibi herifsin ha.
724, 725, 726, 727, 728, 729. Ya ama bir de eksik çıkarmış. Ay. 750 değil de. Allah Allah. 750 taneydi. Allah'ım ya Rabbim. Burada da yok. Akın yarım gitti. Bileziklerim. Bileziklerim. Nerede? Nerede? Kızlar. Kızlar burada mısınız? 3 6 9 Bu çıkarttı Serpil Ate. Kalk kırmızı alarm. Kırmızı alarm, kalk kalk kalk. Ne oldu kız, yine adada mı uyandık? He. Yok, odadaymışız ya. Ama bir şey eksik. Ne eksik kız, her şey burada işte. Altınlarım yok. Bir şey olmaz can. Ya kan saçmalama, kalksana kan. Ya kan kan ne var sabah sabah? Ya bu ne rahatlıktır? Bana bak. Yoksa altınlar mı sen aldın? Vallahi faiziyle isterim ha. Ben aldım, cebime soktum. Kız ben ne yapayım senin altınlarını ya? Vallahi Allah. Bir daha say, yanlış saymışsındır. Yok. Sanki ben saymayı bilmiyorum. Gitmiş işte altınlarım çalınmış. Ay Allah. Çalınmış ne demek ya? Allah Allah. Senin altınlarını çalmak demek, intihar etmeye teşebbüs demek. Hem de çok acılı bir intihar demek. Yani Çukurova'da kimsenin öyle bir intihar isteyeceğini ben düşünmüyorum. He. Çukurova'da demek ki erkekler beni tanımıyormuş. Yok hırkız kimse, işte götürmüş altınlarımı. Aha şimdi ya, buyuttuk yeminle. Ya kim çalmış? Bir var mı, şüpheli var mı ya? Kim çalmış? Nerede şüpheli? Var. Bu yanaşmalarda şüpheleniyorum. Onlara karşı büyük şüphe duyuyorum. Adı üstünde yanaşma değiller mi? Gelmişler altınlarıma yanaşmışlar, alıp götürmüşler, iç etmişler. Uy, farşmalama dolası. Tatar hamına gelesi. Kızım bir sakin ol ya, Allah Allah. Bir, o kızlar senin altın ticaretiyle uğraştığını bilmiyorlar. İki, daha bizim odamıza bile girmediler. Heca! Ne olmuş Heca ya? Bu karı bu odaya girdi. Önce satırmışı, sonra da beni uyuttu gitti. Ya kızım ne var bunda? Ben de gördüm, evet. Ya ne saçmalıyorsun işte? Bizi uyutmuş, odayı kurcuklamış, altınları alıp götürmüş. Nazgül bak, insanların günahına giriyorsun. 3-5 tane altın için milleti töhmet altında bırakıyorsun. Ya kan saçma sapan konuşma. Ne 3-5 altını? Tam 21 tane altın. 3 tane de bilezik gitmiş. Ya 21 altın, 3 bile... Kız ne diyorsun, vallaha mı? Vallahi ay ama ben de Nazgül'sem onu anasından doğdu yapsam. Dur kız, Allah seni nereye gidiyorsun, dur. Öyle saldırma milletin üstüne. Ya ne yapayım, oturup bekleyeyim. Evet, aynen öyle. Oturacaksın, bekleyeceksin. Eğer gerçek hırsızı bulmak istiyorsan ağzını kapatacaksın, gözlerini açacaksın. Ne yapacağım, ne yapacağım? Aynen benim dediğim gibi. Evet öyle. Gerçek hırsızı bulmak istiyorsan sinsice odanın bir köşesine çekileceksin, etrafı gözleyeceksin. İşte o zaman ancak hem milleti töhmet altında bırakmazsın, hem de gerçek hırsıza suçüstü yaparsın. Suçüstü diyorsun yani. Tam benlik. Plan kurulmalı, entrikalı bir iş. Evet. Onlara öyle bir plan kuracağım ki, eğer ki ben de hırçın kız Nazgül'sem, onlara öyle bir suçüstü yapacağım ki. Kız tamam, yavaş ol. Ne yapacaksın? Görürsün bak. Sen bu planları kur karıcığım. Ben arkandayım. Mahfuzluk. Yeminle mahfuzluk. Bittik. Mahvolduk. Ceren aç kapıyı, aç. Kaç kaç. Ne oldu, nereye kaçıyoruz? Gel gel, yolda anlatırım. Bir nefes al ya. Anlat ne oldu? Anam altınları saydı. Eksikliğini fark etti. Galiba sonumuz geldi. Bizim aldığımızı biliyor mu? Yok ama her an öğrenebilir. Kaçalım buradan. Saçmalama ya. Kaçarsak daha beter olur. En azından şimdiden suçumuzu itiraf edersek pişmanlıktan faydalanırız.
Kızım anamdan bahsediyor. Pişmanlık falan dinler mi sence? Şansımızı denemek zorundayız. Acındırırız kendimizi. Öldürecek hali yok ya. Evladıyız sonuçta. Vallahi altın söz konusu olunca hiç anama güvenim yok benim. Daha gençim ben. Ama sen pek öyle değilsin hadi neyse. O ne demek? Neden yaşlı benim? Yani diyorum ki sen şimdi suçu üstüne alsan yarın öbür gün evlenip gideceksin. Unutulur gider. Daha gençim ben. Adım 40 kız aya çıkar biliyor musun? Saçmalama. Anca beraber, kanca beraber. Ya niye ikimiz birden yanıyor ki? Tamam, ikimiz de yanmayak. Ay canım ablam, suçu üstleneceksin değil mi? Yani ikimiz birden yanmayak. Sen yan o zaman, sen üstlen. Çocuksun ne de olsa. Allah Allah, ölürüm de üstlenmem. Gidiyorum ben. Ancak kimliğimi değiştiririm. Uzak bir şehirde yaşayıp giderim. Saçmalama ya. İnkar duvarı yıkılmazmış diye boşa dememişler. Sonuna kadar inkar edeceğiz. Hem nereden ispatlayacaklar? Ana, ispatlayamazlar değil mi? Kimin ablası ya? Sen bana güven. Hadi gidelim Junior'a. Junior'a? Sonra anlatırım ben. Hava perdeleri müteber. Uyuyacağım ben. Hadi artık yeter uyudunuz. Kalkın bakalım. Bu ses. Bu ses. Samir. Sen mi? Evet ya. Benim. Ama. Ya. Rüya görüyorum ben. Ya. Olamaz. Efendim rüya falan değil. Bizzat benim. Abo. Yok yok. Bismillahirrahmanirrahim. Hala. Kamil. Hakka sen misin ya? Niye geldin ki ne? Duyduğuma göre beni çok özlemişsiniz. Özlemedim. Onu sana her kim demişse yalan demiş. Ben bana ihanet edenleri, beni terk edip gidenleri özlemem. Emin misiniz? Eminim. O halde niye bütün gece aynı şarkıyı dinleyip durdunuz? Hangi şarkıyı? Bu şarkı. Kapa o şarkıyı, kapa! Hem sen nereden biliyorsun ki ne? Benim o şarkıyı dinlediğimi gece ve gündüz. Kuşlardan haber aldım diyelim. Belli ki o kuşların adı Bella. Ama Bella sana her ne dediyse yanlış demiş. Ben o şarkıyı hep mühteberi düşünerek dinliyordum. Benim ex dünürüm. Hmm, öyle mi? O halde ben gideyim, Mühteber Hanım gelsin. He? Gideyim mi? Gel. Gidiyorum. Gittim. Gitme, dur! Anlaşılıyor ki Dünür'üm ayrılığa hazır değilsiniz. Öyle de öyle. O zaman niye duruyoruz? Hadi kalkın da gidip havuza girelim ve kendimize gelelim. Bir de tavla atarız der mi? Tıpkı eski günlerde olduğu kimin benim Dünür'üm. Tabii canım. Hadi ben gidiyorum. Siz de üzerinize uygun bir şeyler alın gelin. Ha, tamam. Hemen hemen hazırlanıyorum. Sattırmış. Anneyle yapacağın ilk entrikaya hazır ol kızım. Şimdi görür o. Bunu böyle koyak. Hadi şimdi sıra sende. Var gücünle bağır.
Heja! Heja! Sarsılmışı susturamıyorum, yetiş! Kız! Haydi! Bağırsana, ananı yarın orada bırakmasana kız! Heja! Ah Heja! Korun hanımım. Hanımım, kız ben sana mangelin ağam diyeceksin diye kaç kere diyeceğim? Özür dilerim gelin ağam. Hem sen neredesin, ben sabahtan beri sana sesleniyorum? Kız sen beni duymuyorsun yoksa takmıyorsun? Hiç öyle şey olur mu gelin ağam? Anca duydum da yetiştim, özür dilerim. Olmamalı. Öyle olmamalı zaten. Ah neyse Heja, vallahi satılmışı susturamıyorum. Yine uyutmak sana kaldı, inanır mısın? Geçen senin ninine uyumuştu, bakalım yine uyuyacak mı? Tamam hanım ağam. Şaket. Hop, bak. Hadi. Başla. Hesher barkem herem anneyi. خرسم نمالی و دلی اسمر خیسایم اسبر حتی بالانی آغزم ایرلاجک بالا اول ویکم وار در سامانی شوغات خسی اسبر مرم دلیانی kız, anan yine haklı çıktı. Vallahi entrikamız başarıyla sonuçlandı. Çak! Neyse, büyünce çakarsın. Allah'ım! Planımız tıkır tıkır işledi. Seha! Seha! Yetişin! Hür kız var! Yetişin! Anladım. Hey ya. Heja! Neredesin? Seni soysuz sakın! Neredesin? Buradasın demek hür kız! Ver çabuk çaldıklarını! Çaldıklarım mı? Neyi çalmışım ki hanım ağam? Kız kolyemi almadın odadan. Nazgül, sen bunu mu arıyorsun? Aa, kolye yakal. Bağırma hanım, teşekkürler. Demek ki hırkızı sen yakaladın. Ya karıcığım anlasana, ortada hırsız falan yok. Ya ne saçmalıyorsun, beni yalancı çıkartıyorsun. Kendi gözlerimle gördüm, aldı gitti kolyeyi. Hayır gelin ağam, kolyeyi yerde görünce çoluk çocuğun ayağının altına başına iş gelmesin diye aldım. Siz uyuyorsunuz diye de kahnaya verdim. Konuşma, bilmiş bilmiş. Ne diyor? Doğru diyor bu. Evet karıcığım, çok doğru diyor. Bence senin şu an Heja'ya bir özür borcun var. Aa, ne saçmalıyorsun sen Kaan. Niye özür dileyecekmişim ben bundan? Nazgül. Gelin ağam doğru diyor. Hata bende. Uyuyor da olsa size değil. Gelin ağamı getirmem gerekti kolyeyi. Evet. Ben her zaman doğruları söylerim. Bunu unutma küçük Mar. Nazgül. Cüm. Lütfen. Haydi, o kadar zor değil. Bir nefes. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Evet, bravo. Nazgül biraz böyledir Heja. Yani altın konusu oldu mu canından can kopar benim karımın. Sen şey yapma, kusura kalma. Ne kusura ağam? Aksine teşekkür ederim beni koruduğun için. Allah seni başımdan eksik etmesin inşallah. Kız Allah seni üzene bezene mi yarattı ya? Allah'ım ne oluyor? Biri geliyor, biri geliyor. Beni mi sınıyorsun? Bir şey mi dediniz Kaan Bey?
Merhaba dedim Oksana Hanım, merhaba. Hoş gördük. Necesiz? Beliniz necedir? Özünüzü nece hissediyorsunuz? Neyim? Beliniz. Ha, belim belim. Vallahi belim çok iyi. Eskisinden de iyi oldu, yemin edin. Hayır, bir dakika. Benim başka dikslerim de kaymış olabilir ve ben bunu hiç fark etmiyor olabilirim. Bence tekrar bir kontrol şart. Yaxşı, kontrol edelim ama birinci Xəzər Bey'in yanına gidelim. Onun tedavisine bakım, sonra sizinle danışarız yine. Vallahi ne dediğinizi hiç anlamadım ama Hazar dediniz galiba. Buyurun, buyurun şöyle gidelim. Buyurun, ay Allah'ım ya. Nasıl? Öğrenmişsin değil mi? Ha? Oksana gibi yapabiliyorum değil mi? Evet hayatım, çok güzel öğrenmişsin. Müsaade vardır. Gel Kaan abi, gel. Buyurun Oksana Hanım. Ay ne güzel, başlamışsınız egzersizlere. Aha. Çok yakışı oldu, ısınmış olarsınız. Evet evet, ısıttı. Ben ısıttım. Onda hiç yubatmadan bence başlayaq. Ama Xəzər Bey, evvelceden deyim ki, bugünkü tapşırıqlarımız xeyli çətin olacaq. Çətin mi? Çətin kim? O da mı gelecek? Yok, elə çətin değil. Sadece bugün biraz zor hareketler edeceğim. Xəzər Bey'i yoracağım bugün. Ben her şeye hazırım Aksan Hanım. Ah ah, ben de her şeye hazırım. Efendim? Yok, dışarıda konuştuk ya, hani benim de dikislerim kaymış olabilir, başkaları da kaymış olabilir diye ben o manada şey ettim. Anladım, anladım. Size bakarım ama bugün ancak Xəzər Bey'e yetişeceği kadar zamanım var. Siz gerek öz növbənizi gözləyəsiniz. Tabii canım, tabii, siz ne zaman isterseniz. Günler torbaya mı girdi ha? Elədirse Xəzər Bey, siz hazırlaşın, ben de gelirim. Aa, tabii tabii, ben hazırlarım, hazırım. Aa, ne kadar güzel. Biz de bu vakti kullanalım. Size şöyle çok güzel bir kahve ısmarlayayım he Oksana Hanım. Buyurun, dama çıkalım. Yaxşı olar aslında. Yaxşı olar ha? Yaxşı. Güzel. Yengecim, sen de kahveleri yaparsın. De haydi. Ya, Kaan abi bak, hazır hazırlaması çok kısa. Ya Hazar kaçmıyor ya canım, Allah Allah, istese de kaçamaz zaten değil mi? Nasıl alırdınız kahvenizi? Sade olar. Sade olar. Duydunuz zilin sesini Bella Hanım. Benimkini zaten biliyorsun. Olar. De haydi. Buyurun. Opikata. Allah, böyle devam ederse Kaan abinin hayatı tehlikede, ben sana söyleyeyim. Ya yok be hayatım. Abim bir şey yapacağından değil. Onun dilinde sadece. İnşallah öyledir. Yoksa Nazgül onu bıcır bıcır doğrar. Kıtır kıtır olmasın karıcığım. Kıtır kıtır. Evet. Gel hazırlayayım seni. Nar dediğin dört köşeli. Sever kuvvetli bile. Soğan zarı soyulunca tatlıdır. Tavla zarı çiftse ballıdır. Ağzım bal yesin. Tekir. Pullarına ol mukayyet. Sonra geliverir birdenbire Mars'a bilet. Çok yaşadınır mı? Oyna mı o arada? Aa, evet ya. Bunu oraya. Evet. Pul dediğin tekse paspas. Çiftse kapıdır, yıkılmaz. Aslı ya. Selamünaleyküm. Aşıklar gibi atışıyoruz, işler o şey. Ne demişler? Çiçekler suyla, tavla, sohbetle beslenir. Kamil abi, sana tebrik koyuyorum, doğru yolu bulmuşsun. Demeciğin şekerim. Ne istiyorsun? Baba, seninle önemli bir mevzu konuşacağım, izin verirsen. Konuş ha. Mütevir, farkında mısın? Tam bir saattir elektrik süpürgesinin sesi yok maşallah. Maşallah maşallah. Vallahi nazarlar değmez. O anda benim böyle kafam ballan kimmiş işte ha. Bana bak, uyarmadı deme. Senin başın daha da şişebilir. O niyeymiş yine? Eğer bu seçimi kazanamazsan var ya değil başın. Böbreğin dalan bütün organlarına su basarım, haberin olsun. Ay maşallah maşallah Kamil bacı. Sen de bu reisliğe pek bir meraklıymışsın ha. Tabii ben konumum gereği yani yüksek mevkilerde olmaya alışkın bir kadınım ama bu başka. Ne kimi? Bana bak, reislik davasında kocalarımızdan olduk Mehtever. Hadi senin dul kalman neyse bir şey değil yani, önemli değil ama benim gibi mevki sahibi bir kadının
kocası tarafından terk edilmesi çok acı. Niye ki ne? Benim senden ne eksikim var ki ne? Bunu sana anlatacağım ama devletin hendek anlatırım daha iyi. O zaman aşınca al mı demek istiyorsun? Ha, yok ben demiyorum, Allah söyletiyor. He iyi. Bana bak. Hı. Bu başkanlık davasında kocalarımızdan olduk. Benim bu naçiz bedenim buna henüz hazır değil. Duydun mu? Ne bağırıyorsun? Ben de istiyorum bu başkanlığı ya. Bir tek istemek de alıyor mu be? Çalışacaksın, azmedeceksin, disiplinli olacaksın. He, doğru dedin. Bana bak. Ne yapıp edip bu seçimi alacağına, mevki ve makamla beraber kocalarımızı da alacağımıza bana söz verir misin? Söz veririm. Söz ver. Söz. Söz ver. Söz. Peynir tabağını da ver. Ne? Acıktın be. Peynir tabağını versene Allah Allah. İki saattir konuşuyorsun. Allah bu kadın kabrıları hiç yokmuş otum. Tamam kabili bacım Allah afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Oh be. Baba Allah'ıma kararmazlar işini biliyorsun harika böyle. Ne demişler damat işi bileceksin ama işe gitmeyeceksin. hayırdır de bakalım. Mehter abla kafayı yiyik. Dün gece bütün aşiretin başlarını eve toplamış, başkanlığını ilan edip bizden destek istiyor. He. Ne elsi mi var baba sen ne diyorsun işte? Beni takan mı var? Bundan sonra ne ederse etsin. Yeter ki benim gözüm görmesin. Ya Rabbi öyle deme deme olmaz öyle baba. Şimdi aşiret senin fikrini merak ediyor. Şimdi bende de destekleyip desteklemediğimi soruyorlar. Şimdi sen ne dersen ben de ona göre bir şey diyeceğim. Öyle mi? O zaman de ki onlara... Mühteber Duran bundan böyle Kalender Ağa'nın karısı değilmiş de. İstedikleri adamı destekleyebilirler onlara de. Herkesler de bunu böylece bilecek de onlara. Hmm. Tamam, tamam. Baba, başka bir maruzatım daha olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Nedir oğlum? Bana verdiğin kız manyak çıktı. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl yani manyak derken annesi gibi böyle mermi manyağı mı? Yok keşke öyle olsa başımla beraber harika olur. Temizlik manyağı çıktı. Ha, ondan. Ha oğlum bilmiyor muydun bunu sen? Yok bilmiyordum. Ha bir de ben senin kızını daha iyi tanıyorum, daha iyi tanıyorum diyordum. Hiç kimse daha iyi tanıyamaz, mümkün de. Doğru değil. E şimdi ben ne yapacağım onu da? İlacını vereceksin, geçecek. Nasıl ya dinlerim? Şirin ilaç mı kullanıyor? Obsesif kompulsif bozukluğu var onun. İlacını alınca geçiyor ama evlenince ilaç almayı unuttu belli ki. Baba, ilacını alınca halloluyor, geçiyor mu? Sakinleşiyor, normale dönüyor. Abu kurban olayım ben sana. Tamam o zaman, ben veririm ilacı. İyi, tamam. Rahatla. Ben müsaadenizle Hazar'ımı da göreyim. De haydi, de haydi. Müsaade sen. Haydi selametle. Hadi güle güle, güle güle. Zar kimdeydi? Kimde diyen neydi? Hadi bakalım. Allah! Pardon ya. Tamam sen yorulma. Dönürüm benim. Cemil! Aa Cemil! Dönürüm. İsterseniz boşuna yormayın kendinizi. Çünkü sizi beklerken ben böyle bir arayayım dedim, seslendim. Vallahi bence Cemil Bey konaklı değilim. Ne diyorsunuz lan? Böyle bir şey olabilir mi? Cemil! Aa Cemil! Abi! Aha, hatlar karıştı galiba. Kızım ben seni değil, Cemil'i çağırmıştım. Yok, ben kendi öz rızamla geldim abi. Seninle bir şey konuşmak isteyeyim de. Kızım görmeyeyim mi? Havuzun ortasında oturmuşuk, davla atıyoruz. Şimdi konuşmanın sırası değil, de haydi. Abi, çok önemli bir şey konuşacağım ama. Neymiş Türkmen? Bileyim işte yani. Kör Hasan'la ala. Kör Hasan mı? Gene mi Kör Hasan? Gene mi Kör Hasan ya? Benim dönürüm. Bu karı yatıyor, kalkıyor. Kör Hasan'la Kör Hasan, Kör Hasan'la Kör Hasan. Ne diyeyim abi ben Kelasan mı diyeyim ya? Helbe Korasan diyeceğim. Beni bu konaktan başka yani ondan başka düşünen yok ki benim koca konakta. Zaten beni bir tek o düşünüyor. Evet gözleri görmüyor kör emme. Gönül gözüyle beni bir tek gören kişi o. Ondan başka da kimse görmüyor zaten. Ne deme çalışıyorsun sen? Dediğim açık seçik ortada valla. Ben dediğim hiçbir iz görmüyor siz diyeyim yani. Sen mesela sen beni görüyor mu abi? Ha görüyor mu? Senin bu koca kütleni görmemek mümkün mü ki ne? Ya böyle güneş önünde durunca gölge oluyorsun. Bir de dalga geçeyim siz değil mi? Peki abi, siz bilirsiniz. Allah senden de razı olsun abi. Ha bir daha ağla. Ağlamayacağım. Ağla. Dönürüm. Gücendi sanırım esprimize. Benim dönürüm. Sen Türkmen'i tanımıyor musun? Ya haydi biz oyunumuza bakalım. Sarı.
Anazar yok der. Cemil! Acemil! Ya vallahi bu tavladan daha zevkliymiş biliyor musun? Ya benim babam ya. Sen de pek akıllı pek kafalı bir adammışsın ha. Ya bir kere göstermeyle vallahi maşallah yani ha. Ya bir ara mıstık gösterttiydi. Yani yabancısı değilim. Ama senin gösterttiğin teknikleri gösterttirmedin Ahmet. Hazır mısın? Şah. Lan dengesiz. Sen utanmıyor musun babana şah çekme? Daha dur. Mat edeceğim. O kadar kolay değil. Düşüneceğim. Daha iyi. Ya benim babam ya turnuvada mıyız ya? Ne kadar düşündün ya? Oyna gitsin işte. Ha, kurtuluşum yok yani öyle mi? İyi hadi o zaman yeniden oynayak. Yenilen pehlivan güreşe doymuyor düğün öyle mi yani? Şimdi bir laf var sen onu bileyim. Neydi o? Hep denedin, hep yenildin. Bir daha dene, bir daha yenil. Bir daha yenil ama ey yenil. Hay ben seni ağzına sağlık benim babam. Abi, abi, baba. Yeter artık, ben dayanamayayım. Ya ne oldu benim kızım, niye dayanamayın sen? Kara bahtıma dayanamayayım. Kör talihime dayanamayayım. Koca konakta beni kimsenin adam yerine koymasına dayanamayayım. Bunca yenilgi, ben dayanamayayım artık baba. Ya benim bacım, bak benim babam biraz önce güzel bir laf etti. Hep denedin, hep yenildin. Bir daha dene, bir daha yenil, bir daha yenil ama iyi yenil. Ne demek istiyorsun yani şimdi sen? Ben hep yenileyim mi yani, onu mu diyeyim? Ya Türkmen bir dur Allah aşkına, oyun oynuyor şurada. Ama ben anlamayayım baba yani, ne demek istiyorsun şimdi bu yani? Sen hep yenilgi değil mi alışıksın demek istiyorsun? Bu oyuna yenilmek istiyorsun, ne demek istiyorsun yani? Şimdi sen git, bir düşün bakalım biz ne diyorsun? De haydi, de haydi. Gerek yok babam, ben düşündüm. Sen yenilmelere doyamıyorsun. Sen hep yenileceksin. Sen yenilmeye alışırsın demek istiyorsunuz ha. Ama siz gurursunuz. Bir haydi dağıt. Dağıt? Ha bir daha dağıt. Yok ya dağıtmayacağız. Bak toplanınca sonra. Ya işte dağıt da oynuyor hadi. Böyle mi dağıt büyük? Dağıldı ya lan. Yok, yok, yok. Bir de bana inanmıyordun. Gördün. Tamam kızım, celallenme Allah Allah. Anladık, altınlar kaybolmuş. Allah'ım ya Rabbi, hala kaybolmuş diyor. Ya ne kaybolması kan? Çalınmış, çalınmış. Ya iyi de Nazgül ne yapacaksın? Yani ne edeceksin? Nasıl bulacaksın altınları? Bilen var mı? Duyan var mı? Yok. Ne yapacaksın? Milletin çantasına mı bakacaksın konakta? Yoksa herkese tuzak mı kuracaksın? He. Gerekirse tuzak kuracağım. Bu bir tuzağı kuracağım. Yine de bulacağım o altınları. Hangi çılgın bana engel olabilirmiş? Ben Nazgül, ben. Vah, çılgın. Niyeymiş o? Çünkü çıldırttın beni. Ya masum kıza gittin, tuzak kurdun. Ailecek herkese rezil olduk. Masum? Kaan sen nereden biliyorsun ki o kızın masum olduğunu daha? Tanıyordun ki, ha? Ya ne tanıyacağım canım? Ama senin o hırsız diye bağırındığın kızcağız geldi kolyeyi benim ellerime koydu, ellerime. Hem de sonra şey dedi. Aman ağam kaybolmasın dedi. Ah yavrum çok. Allah Allah. Dediyse ne olmuş? Ha? Bu onu melaike yapıyor. Ha? Tamam. Geldi kolyeyi sana verdi. Peki ya benim o 21 çeyrek altınımla diğer bileziklerim ne olacak? Onları onun çalmadığı nereden belli? Pes. Vallahi billahi de pes Nazgül. Ben bir şey demiyorum sana. Ya Kaan asıl sana pes be. 3 günlük kızı mansavundun ya inanamıyorum. Bir kere olsun benim yanımda olsan ne olurdu sanki? Üstüme eğilik sağlık Nazgül, o ne biçim laf? Ben ne zaman senin yanında olmadım kız? Hiç. Yazıklar olsun. Ya bari beni koruyamıyorsun, altınlarımı koruyaydın. Demek öyle. Tamam kız, anladım ben seni. Sen bu hayatta hiçbir zaman bana takdir teşekkür etmeyeceksin, anladım.
Sen hiçbir zaman demeyeceksin ki kanam Allah seni başımızdan eksik etmesin demeyeceksin. Ben bunu anladım. Eyvallah. Ne demekmiş o kan? Şu demek, ben bu hayatta herkese yaranıyorum ama biz sana yaranamıyorum Nazgül demek. Öyle mi? Öyle. Kimmiş o yarandığın? Aman kimse kim, ne bileyim ben. Neyse, Nazgülcüğüm sana kolay gelsin. İnşallah başkalarının da günahına girmeden o çok sevdiğin altıncıklarına kavuşursun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bahçeye Nazgül, bahçeye. Ha iyi, fazla uzaklaşma. Tamam. Çardağa kadar gidebilirsin ancak. Peki. İşte öyle Hasan'ım. Şirin'im iyice Bella yengeye bağladı. Ne bağladı? İpi mi? Ya yok hayatım, onu kastetmiyor ya. Şirin seni kendine rol model almış, onu söylüyor. He yenge, iyice sana benzedi Allah'ıma Kur'an'ıma. Kız her şeyi kendi yapıyor eliyle. Çamaşırı eliyle yıkıyor, bulaşığı eliyle yıkıyor. Orada makineler tuzluk gibi duruyor. Ay yazık. Şirin resme yeni gelin olmuş. Ne o Bella Hanım? Hani yeni gelin olmak çok güzel bir şeydi? Öyle tabii. Yalnız... Yeni gelin ben oldum sürece. Kız yenge, hijyenden mi oldum hijyenden? Herhalde Türkiye'de hijyenden, temizlikten ölen tek adam ben olurum. Yok artık. Temizlik kötü bir şey değil ki. Ama karıcığım her şeyin fazlası zarar. Zarar ya. Desene Şirin eski günlerine döndü diye. Eski günleri mi? Aynen hayatım. Şirin'in eskiden temizlik takıntısı vardı. Hatta biz bu yüzden bir sürü doktora falan gittik. Aslında ilaç tedavisi almaya başladı. Düzelmişti bayağı ama. Tatemin kalender baba da aynını söyledi. O zaman ilacını yeniden başlasa iyi olur. Şimdi kalacağım, çıkar çıkmaz. Neyse müsaadenizle. Ben Türkmen'in halaya yiyecek bir şeyler götüreyim. Götür hayatım, da ne oldu, halam hasta falan mı? Ya canı çok sıkkın. Dün akşam da Müselim amca kötü bir şaka yapınca dili tutulmuştu. Yeni açıldı. Abo vallahi de. Aha. Gelirken size de bir şeyler getireyim mi? Ha, ister misiniz? Senin gelmen kâfi hayatım. Aşk benim. Baran, Mühteber Ana nasıl? Abo! Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Ama madem sordun anlatayım. Ablam iyice kafayı yedi Hazar'ım. Reislik de tutturmuş gidiyor. Dün geceleyin bütün aşiretin babalarına eve toplanmış demiş ki bana destek olursun. Neyle destek olak mı?